Dönen bir çemberin boşluklarından ışık hüzmesi süzülüyor. Attaki çarkın ortasında yazan Mint Made in Türkiye yazısı havalanıp yıldızdan önüne geçti. www.mint.com.tr Dünya Engelliler Vakfı resmi sponsoru. Engelli Dostu dizi 80'ler. Ahşap bir masanın üzerinde dantel bir örtü, çevirmeli eski bir telefon, kenarda bir müzik kaseti, birkaç kurumuş ağaç yaprağı, sağ alt köşede sarıya boyanmış, rakamlarla yazılıp altına harflerle sıralanmış 80'ler yazısı. Masanın üzerinde ilerleyen görüntü fotoğrafların üzerinde akıyor. Fotoğraflarda dizi karakterlerini ve altlarında isimlerini görüyoruz. Bu filmin betimlemesi TRT tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.seslibetimlemedernegi.com Fehmi Rasim Öztekin, Rukiye Özlem Türkat, Gülden Ayşe Tolga, Ahmet Şoray Uzun, Ergun Serhat Kılıç, Niyazi Vural Çelik, Nazlı Yasemin Conka, Çağatay İlker Ayrık, Pastacı Sami Berat Yenilmez, Elvan Begüm Öner, Şahin Ceyhun Fersoy, Sağcı Alper Osman Büyükercan, Solcu Nevzat Eray Yasin Işık, Las Komiser Onur Dilber, Selahattin Yasin Kaya, Bekçi Bekir Hacı Ali Konuk, Nurten Dolunay Donat, 46'lık Basri Mehmet Elmas, Fatoğan'a Suzan Kardeş, Butik Ali, Hakan Bulut, Bakkal Mehmet, Aydar Katila, Berber Recep, Nejat Birecik, Belediye Başkanı Manav Mustafa, Aşkın Şenol, Kahveci Mesut Necmi Yapıcı, Balıkçı İdris Tahsin Taşkın, Kasap Bahtiyar Faruk Sofuoğlu, Eski Muhtar Hasan Emin Gümüşkaya, Eski Belediye Başkanı Şinasi Atıl Arcan, Final Mix Orçun Çatar, Kurgu Cihan Güngören, Işık Şefi Şehmuz Gencan, Kostüm Tasarım ve Uygulama Özlem Çakır, Sanat Yönetmeni Cem Ülke İlker, Dekor Tasarım ve Uygulama Dilek Pınarcı Başak, Görüntü Yönetmeni Selçuk Ekmekçiler, Yapım Koordinatörü Arzu Tan, Genel Koordinatör Cesur Taş, Müzik Aydın Sarman, Burcu Güven, Senaryo Murat Aras, Birol Güren, Eray Yasin Işık, Yapımcı Birol Güven, Yönetmen Müfit Can Saçıntı. Bölüm 1984 yılının ortalarına geldiğimizde Özal'la birlikte başlayan değişime alışan mahalle bir yıldır özlemle beklediği Ramazan'ına da kavuşmuştu. Sami Cam'a sıcak Ramazan pitesi bulunur yazısını yapıştırıp güçlüyle geriden baktı. 11 aya sultan olduğundan mıdır nedir? Her yıl farklı mutluluklar getiriyordu bize. Şimdi birisi nerede o eski Ramazanlar dedikçe o günleri tebessümle hatırlamam sebepsiz olamazdı. Bakkalın camında Ramazan hurması geldi yazıyor. Mehmet sarkıtılmış çengellere pastırmaları astı. Bahtiyar karşıdan keyifsizce onu seyrediyor. Sinan kolunun altında baskülü yanına geldi. Bahtiyar elleri belinde takdir eder gibi kaşları kaldırarak gerdan kırıp basküle baktı. Sinan kararlı. Fakat benim 84 yazına ait farklı mutluluklarım vardı. Sonunda Gülden'le evlenmiş, geleceği birlikte planlayacağımız yepyeni bir hayata başlamıştık. Fakat doğduğum, büyüdüğüm bu evi, bu mahalleyi, bu iyi insanları henüz terk etmeyecektim. Gülden'le evlenmesine evlenmiştik ama bir süre daha bu evde babamın gölgesinde yaşayacaktık. Duvarda asılı takvim, aile fotoğrafları ve son olarak orman fonu önünde Gülden'le Ahmet'in düğün fotoğrafı. Ahmet arkadan sarılarak poz vermiş, Gülden de onun ellerini tutmuş. Gülden krem rengi işlemeli ahşap başlı karyolada pembe geceliğiyle uyuyor. Ahmet giyinip yanına uzanmış, tebessümle saçlarını okşuyor. Gülden kıpırdanıp gözlerini açtı. Gülümseyince Ahmet de gülümsedi. Günaydın. Uyandırmadım değil mi? Nereye gidiyorsun bir tanem? İşe, karıcığım. Gitme, biraz daha uyu benimle. Yeterince uyuduk. Gidip biraz para kazanmam lazım değil mi? Gelirken bir şey istiyor musun? Sana ne alayım? Hiçbir şey alma. Kocacığım. Karıcığım. Kocacığım. Seninle uyanmak ne kadar güzel bir şey biliyor musun? Seninle de. Ben bir saattir seni seyrediyorum. Ömrümün sonuna kadar da seyredebilirim. Ne yapacaksın bugün? Bilmem, biraz daha uyurum herhalde. Uykum var ya. Sonra? Bilmem, sonra belki biraz dergi okurum. Biraz televizyon izlerim falan. Sonra da seni beklerim kocacığım. Zaten
yemekti işte, temizlikti falan derken vakit çabuk geçer. Onların hepsini annen yapıyor Rahat. Evet. Hocam sen de biraz yardım edersin belki. Ya ben beceremem ki. Gülden nevresimi omzuna çekerek arkasını dönüp uyku moduna geçti. Ahmet'in suratı asıldı ama sesi çıkmıyor. Ha, tamam. Ben çalışıyorum, ne yapayım? Karakoldayım işte, ne yapacağım? Ha, tamam. Tamam, alırım, alırım. İftarlı değil mi? Ha. Tamam, sahurluk da alırım. Tamam. Onlar farklı mı oluyor ki ya? Ha, tamam. Tamam, ben sahurluk da alırım, iftarlık da alırım. Tamam, bir denem. Bir denem. Frambuazlı pastam benim. Tamam, hadi kapat. Çalışıyoruz biz burada. Biz burada çalışıyoruz. Kapat telefonu. Hadi. Tamam. Geliyorum. Uşaklar, ben çıkıyorum. Yengeniz bir şeyler istedi, onları almam lazım. Onları halledeyim ben. Başkomiserim, bu sene de oruç tutacak mısınız? Rıza duraksayıp sinirle kaşlarını çattı. Bu ne böyle? O ne böyle? Bu sene de oruç tutacak mısınız? Ne demek ya? Tabii ki tutacağız. Tabii ki tutacağız. 11 ay yedik içtik, şimdi de verdiği nimetlere şükredeceğiz. Ne güzel söylediniz başkomiserim. Bu sene de oruç tutacak mısınız? Öyle soru mu olur ya? Tabii ki tutacağız. Hızla çekip gitti. Selahattin arkasından bakıyor. Şimdi yandık işte Yusuf. Niye, ne oldu? Niye yanandık Selahattin? Duymuyor musun? Başkomiserim oruç tutacağım dedi ya. Tutsun, ne oluyor ki oruç tutunca? Yusuf, sen başkomiserimle hiç Ramazan geçirmedin değil mi? Yok. Geçirmedim. Niye, ne oluyor ki Ramazan'da Selahattin ya? Yarın 12'de görürsün o zaman. Yarın 12 mi? Ahmet portmantoya yürürken Rukiye mutfaktan çıktı. Çıkıyor musun Ahmet? Evet anneciğim. Hadi bakalım. Bir isteğin var mı? Aslında var. Güzel. Dışarıdan gelirken getireyim. Yok, dışarıdan getirmelik bir şey değil de birine söylemen gereken bir şey var. Ne diyorsun anneciğim Allah aşkına? Ben kime ne söyleyeceğim? Söyle. Abiciğim işte bu Gülden'e bir söylemen lazım yani. Bu senin karın. Sen kocası olarak ona söylemen lazım. Bak bu saat oldu, hala odasından çıkmadı. Böyle olmaz. Anne. Efendim. Dışarıdan bir şey istiyor musun? Ay istemiyorum. İyi, ben taksiye çıkıyorum. Abici bak, ben söylersem adım kaynana oluyor. Hiçbirinize bir şey söylemeye gelmiyor. Bildiğiniz gibi yapın siz. Aferin. Böyle kafanıza göre. Aferin. O da öyle. İstikamet mutfak. 136 kilo limitli baskül yerde. Kardeşim sen git de şimdi buna para mı verdin ya? Lan bu seni tartmaz ki. Sana kantar lazım ya. Ya abi niye öyle diyorsun? Bak ben bu Ramazan en az 10 kilo vereceğim. Ya oğlum sen dellendin mi? Sen bu kafayla kilo milo veremezsin ya. Niye veremiyorum abi? Zaten akşama kadar aç duracağız. İlla ki kilo vereceğim. Allah Allah. Ya sen zaten iftarda bir haftalık yiyorsun. Abi hevesimi niye kırıyorsun? Niye hevesimi kırıyorsun ya? Ya kardeşim ne hevesi ya? Ha, ne hevesinden bahsediyorsun? Sen eğer 10 kilo ver, ben sana takım elbise almazsam bana da kasap bahtiyar demesinler ya. Ağzından çıktı. Bilal şahitsin, takım elbise alacağım dedi. Aman abicim, beni şahit falan göstermeyin, istemem. Ağzından çıktı, alacağım dedi. Ya, Bilal'in şahitliği. Allah Allah, güldürme beni. Çık kardeşim bak. Çıkıyorum. Çık kardeşim. Göreceğim şimdi Sinan. Kaç kilosun, ona göre de hesap yapacağım. Bismillah. Aha, 130 kilo. Tam 130. Bilal, şahitsin değil mi bak? Yok abi, ben şahit değilim. Ha işte bak, Bilal'in şahitliği, gördün mü? 130 kilo kardeşim. 120'ye düş, ben sana takım elbise alacağım. Almasam da kasap bahtiyar demesinler bana. Tamam mı? Ey Allah'ım, Ramazan'da inşallah kurban olduğum şu çocuk kilo verir ya. Ben iddialıyım, ben 10 kiloyu vereceğim abiciğim. Vereceğim. Ver aslanım, ver. Ver, yeter ki 10 kilo ver, razıyım. Şuna bak ya. Ben evlenince bütün sıkıntılar bitecek zannediyordum. Yeni yeni sıkıntılar çıkıyor ya. Ne yapacağımı şaşırdım. Ya Ahmet'im, bu ilk defa senin başına gelmiyor ki. Gelinle kaynananın geçindiği nerede görülmüş yani? Bir tarafta annem, bir tarafta karım. Yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Ben hangi birine kıyayım? Hangisine kıyayım? İşte Neşet babanın dediği gibi. İki büyük nimetim var. Biri anam, biri yârim. İkisine de hürmetim var. Biri anam, biri yârim.
Yapacak bir şey yok. Ya çok güzel söylemiş Neşet Baba da. Ya. Benim nimetler pek anlaşamıyorlar Erdem. Alo. Ha, okey. Usta, telefon sana. Kimmiş? Helga. Ahmet bakışlarını ikili arasında gezdirirken Ergun şokta. Kimmiş? Helga. Ha. Yok artık ya. İnanılır gibi değil ha. Şeyden, Nürnberg'den, belediyesinden, Nimfen işlerinden. Helga abla ya, çalıştı mı ya? Bakar mısın, işte böyle vefalı insanlar ya. Vay anasını, vay be. Ergun. Hı? Helga. Hı? Telefon ver. Tamam o zaman. Hadi bakalım o zaman. Ben telefonu alayım, senle taksiye al. Para kazan. De yani. Doğru. Hadi eyvallah. Hadi tabii. Görüşürüz. Selametle. Ay be, ne adam ya. Ben çok seviyorum Ahmet abi ya. İşte böyle. Ergun abi. Kapatayım mı? Ya kapat çeneni. Kapat çeneni. Çeneni de kapat. Telefonu da kapat. Nazlı portmantodan sessizce çantasını aldı. Yakalanmadan çıkacaktı ki... Günaydın. Gülden ödümü patlattın ya, günaydın. Hayırdır, nereye böyle sessiz sessiz? Gülden, ben bir Ergun'a uğrayıp geleceğim, tamam mı? Ben seni idare ederim. Hadi, tamam, hadi görüşürüz. Gülden elinde dergiyle koltuğa geçti. Nazlı! Anneciğim! Anne! Nazlıcığım! Hadi böyle. Bakışları Gülden'de. Boş boş oturmayın çocuğum, hadi. Aa, ne oluyor anne? Ramazan temizliği yapacağız. Anne biz geçen hafta temizlik yapmadık mı anne? Yaptık da yani, o başka şey. Ben böyle bütün gün elimde dergiyle oturamam böyle sizin gibi. Anneciğim ama bir şey söyleyebilir miyim? Yani Ramazan'da zaten bayram temizliği yapmayacak mısın? Yapacağız herhalde Nazlıcığım. Ama sanki ilk defa duyuyorsun böyle bir şeyi. Allah Allah, bayram temizliği de yapacağız. Biz böyle gördük. Annemizden, kayınvalidemizden. Ay vallahi ben kusura bakma da yani hiç de temizlik yapamayacağım. Kusura bakma yani. Günden hiç oralı değil. Nazlıcığım bak, yaptığın banaysa öğren değil sana. Ha kızım, bak kızım sana söylüyorum. Gelinim anlayacak da biz göreceğiz. Hiç inşallah bana değil. Günden umursamadan dergiyi karıştırıyor. İkiye tavırla mutfağa gitti. Ne arayıp duruyor lan bu? Ne arayıp duruyor ya? Ne bileyim ben Ergun abi ya. Allah Allah, bana ne bağırıyorsun? Ben ne yaptım ya? Ben mi diyorum ara diye? Hayır. Ararsın ustam yok de. Ustam yok de. Ustamı elim mi trafik kazasında kaybettik. Şimdi de gömdük. Helvasını yiyoruz üstünü aradın de. Ha anladım. Pöf sana Ergun abi ya. Yemin ediyorum hani aramayacaktı? Hani sen o işi halletmiştin? Yazık değil mi sana bir adam? Pöf sana diyorum. Ben başka bir şey demiyorum ya. Durma lan. Bağırma lan. Yükselme ya. Bana oğlum. Yükselme bana. Ha. Zaten Ahmet'in yanında da Helga arıyor, Melga arıyor dedin, rezil ettin. Ya bir şey söyleyeceğim, ben anlamadım yani. Sen niye evlendin bu kadınla? Sen niye evleniyorsun ya Ergun abi, gözünü seveyim. Bak, Nazlı var burada. Ayıp değil mi ya? Onun kalbiyle oynuyorsun, yemin ediyorum ayıp. Hiç sana yakışmadı ya. Ergun plağa bak, ne hale düştün sen? Ya oğlum, mal mısın sen? Sen mal mısın yavrum sen? Anlatıyorum oğlum sana. Almanya'da kalabilmek için anlaşmalı diyorum. Kağıt üstünde evlendim diyorum. Ya peki Ergun abi, ben anlamıyorum ya. Niye geldi bu İstanbul'a? Bilmiyorum işte. Bilmiyorum. Demek ki onun için kağıt üstünde kalmamış. Kadın takmış bize kafayı. Allah Allah. Peki bir şey söyleyeceğim. Hı. Ya buraya gelirse, ona ne yapacağım? O zaman bittim işte. Ha? İşte o zaman atı yutarım işte. O zaman hakikaten şapa otururum ya. Eyvah. Ben çok korkuyorum şimdi. Gelecek buraya. Ondan sonra Nazlı falan. Eyvah! Ya görürse? Ya görürse? Ya ağzından yel alsın oğlum. Ağzından yel alsın ya. Ya Allah'ım, nereden evlendim ben bu kadınla ya? Nereden evlendim? Nazlı içeri girdi. İyi günler. Ne yapıyorsun? Haber anda. Nazlı canım. Ne evliliği Ergun? Ne evliliği? Dedin ya biraz önce, evlilik dedin.
Bizle mi? Oo, Nazlı canım evlilik diyor ya. Nazlı canım dur daha bir yüzüğümüzü takalım. Dişanımızı şeyimizi yapalım. Ondan sonra düğünümüzü yapacağız inşallah işte. Yok yok, ben bizimle ilgili demiyorum. Başka bir şey, bir şeyden konuşuyordun sen. Neydi o? Onunla ilgili değildi. Başka bir şeydi o. Ne evliliği bu? Bunun bu... Kafasına vurdu. Salon evliliği. Tutturmuş burada. Onu mu tuttun sen? Ben Mahmiş'le evleneceğim. Ben Mahmiş'le evleneceğim. Burada abuk subuk. Ben de diyorum ki oğlum diyorum dur birbirinizi tanıyın. Biraz hasbihal edin değil mi? Biz yıllardır muhabbet ediyoruz değil mi? Bir de dedim tanı sonra evlenirsin. Ondan sonra ben nereden evlendim bu kadınla? Ben bu kadınla nereden evlendim diye başını duvarlara vurursun diyorum. Aha da Nazlı ablan da ranzaladı. Aynen onaylıyor benim söylediklerimi. Aldın mı cevabını sen? Ha, oldu mu şimdi? Oldu mu? İyi. Hadi bakalım şimdi. Çay almaya. Şahin aval aval bakıyor. İki tane. Kaldım ya. Ya kalırsın işte. Devreler yandı değil mi? Devreler yandı değil mi? Bıraktın kapat oldun yani. Doğru söylüyor. Vallahi olabilir tabii yani olabilir. Şimdi o zaman ben ne yapayım? Çık sen. Bayağı çıkayım. Dikkatli ol. Şahin şaşkın, allak bullak olmuş bir halde çıktı. Gençler ya, vallahi. Mesut tepsiyle çay taşıyor. Evet beyler, yapıştırın yağ gibi kaysın. Yarın isteseniz de bu saatte yapıştıramayacaksınız. Çünkü yarından itibaren iftardan sonra çay servisimiz başlıyor, uyandırayım. Ben Mehmet'le konuştum, o koli meselesini hallediyor ya. Koli mi? Ne kolisi Fehmi abi ya, pek anlayamadım. Hayırdır? Ya Mesut konuştuk ya. Yardım kolileri. Ha, tabii ya. Yardım kolileri. Ya sen de Mesut, seni genç beyin diye ihtiyar heyetine aldık. Sen evimizden ihtiyar çıktın. Beynin sulanmış senin ya. Dün konuştuğumuzu bu sabah unutuyorsun ya. Bir an aklımda şey oldu Fehmi abi. Mehmet abi, sen de şu kolileri falan gözünü seveyim, ucuz yollu falan ayarla. Merak etme canım, ayarlarım ben onları ya. Tamam, güzel. Fehmi abicim, istersen bir de ben şey yapayım. Bu marketten fiyat alayım. Ne dersin? Alın abicim. Hadi gidin nereden alacaksanız alın fiyatı. Herkese merhaba. Yok, Mehmet gel ya. Fehmi amcacığım merhaba. Nasılsınız? İyiyim sağ ol ya. Sen nasılsın Niyazi? İyiyim. Ben elinizi öpeyim. Yok ya ne gerek var Allah Allah. Durup dururken niye el öpüyorsun şimdi? Nasılsınız Fehmi amca? İyisiniz inşallah. İyiyim sağ ol. Ya bütün mahallenin ihtiyar eğitimde toplamışsınız. Yoksa bir karar mı alınıyor? Ya işte ne olacak? Ramazan hazırlıkları. Ramazan hazırlıkları. Yoksa orta oyunu mu? Ne orta oyunu Niyazi ya? Ya bizim ne işimiz var orta oyunuyla, morta oyunuyla? İşte yoksula voksula yardım kolileri falan işte hazırlanıyoruz. Dur bakalım. Aa, Fehmi abi aslında kıyak fikir ya. Orta oyunu morta oyunu yaparsak yardım da toplarız, yardım parası. Güzel olur, kıyak olur ya. İyi fikir. Hem bizim böyle kahvenin orada direkler arası gibi yaparız. Eğlenceler falan. Ya Mesut biz ne anlarız o işten ya? O işler de şey, Niyazi'nin işi oyunculuk ya. Aa. Bizim işimiz değil ki. Çok teşekkür ederim Fehmi amca. Utandırdınız beni. Takdir etmeniz de mutlu etti ayrıca. Mesut abi, kolay mı söylüyorsun? Evet, Fehmi amcam doğru söylüyor. Bu işler kolay değil. Başta biri, bilen birinin biri olması lazım. Merak etmeyin Fehmi amcacığım. Çırağaltı Mahallesi'nin kültür ateşesi Niyazi Urgan bu işe el koyuyor Fehmi amca. İşte ben de en çok ondan korkuyordum ya. Heh. Vallahi şaka demediğinizi bilsem alınacağım ama. Yok, pek şaka değil ama neyse. Merak etmeyin Fehmi amcacığım, merak etmeyin. Bu iş artık bana bakar. Ya, hiç merak etmiyorum ya, hiç orada değilim yani. Neyse, hayırlısı olsun. Hadi bakayım. Hadi. Evet. Geldim. Ergun'la Nazlı el ele göz gözeler. Ergun elini öpünce Nazlı kapıya göz attı. Annenler gelecek beni istemeye. Bilmiyorum ki Nazlı canım. Bir Fehmi babayla bir konuşamadık ki yani artık gelsinler işte. Ay evet ya biz konuşamıyoruz yani ama annem söz verdi böyle en yakın zamanda konuşacak. Ama babamın böyle çok mutlu olduğu bir zamanı bekliyoruz yani. Tabii tabii. Biz boşanalım da. Efendim Ergun'cum? Ha bir boşa çıkalım diyorum artık. Bir boşa bir çıkalım da.
Yani şu Ramazan'ı, bayramı bir atlatalım. Artık yapalım yani. Değil mi? Yani biz de böyle artık gizli saklı buluşmayalım yani. Değil mi? Böyle kaça kaça, değil mi? Her taraftan, herkesten. Hiç güzel olmuyor. Böyle kendi kendimize artık özgürce dolaşabilirim yani. Kız, ben senin o kıvır kıvır saçlarına... Evet. ...gülerek bakan gözlerine... ...pembiş pembiş yanaklara, Kimse ayıramaz kız bizi. Artık engel yok aramızda. Hay benim şom ağzıma ya. Ne oldu? Telefon çalıyor. Ha? Telefon çalıyor Ergun. Telefon mu çalıyor? Evet çalıyor. Aa! Vallahi çalıyor ya. Evet çalıyor. Aç, açsana. Hayır canım, hayır. Açmayacağım. Ben ararım sonra. Ergun, kimin aradığını nereden biliyorsun? Açsana şu telefonu. Kim de aramıştı ya? Kim aramıştı? İşte demin arayan. Ama kim? Çaylar geldi. Ah, nerede kaldın oğlum ya? Buyurun. İki saattir seni bekliyoruz ya. Mavişin arıyor. Ne yapıyor? Mavişin arıyor, Mavişin. Allah Allah, anlamadım ya, nasıl arıyor ben? Oğlum, alsana, Mavişin arıyor diyorum ya. Alo? Ha, ya, tamam. O arıyor. O arıyor işte, o arıyor. O arıyor. Kim? Mavişi. Şahin Ahizi'yi şaşkınlıkla kulağına götürdü. Konuş Mavişin'le, geç de konuş Mavişin'le. Geç konuş Mavişin'le, geç. Tezgahın arkasına geçiyor. Geç konuş. Alo. Çek. Alo. Alo. Nein. Hayır yani. Alo. Alo. Ergun çaktırmadan kapattı. Alo, ses gelmiyor. Kapandı ya. Kapandıysa kapatsan oğlum yazıyor. Alem bu gençler ya. Ama karşı taraf arıyor. O zaman da yazıyor mu? Şahin ciddi ciddi bir cevap beklerken Ergun geldi. Ve Yedin elinde bir liste. Fehmi, Mesut ve Bahtiyar'la birlikte bakıyorlar. Abicim bu kadar tut. Vay vay vay. Ya çok tutmuş Mehmet ya. Evet ama inan vallahi bak hepsini girişinden yaptım ya. Ya tamam senden bir şey yoktur da. Şimdi muhtarlık olarak biz bunu ödeyemeyiz ya. Yani bu hesabın altından kalkabilir miyiz ya biz? Ya Fevam ben o işi hallederim ya. Giderim bizim damat Mustafa'ya. Derim biraz elini taşın altına koy. Yani sen de bu işi hallet derim, halleder ya. Ya Mesut sen de ne alem adamsın ya. Hem adama damat diyorsun, hem de gidip para istiyorsun. Olacak iş değil ya. Ya ben kendim için bir şey istemiyorum ki Fehmi abi ya. Mahalle için istiyorum. Allah Allah, yani o benim için hala domat. Ya tamam da adam belediye başkanı artık ya. Allah Allah. Domat momat deyip durma adama ya, ayıp ya. Ya zaten ben yüzüne karşı demiyorum abi. Sizin aranızda söyleyeyim arkasından. Ya o daha ayıp ya. Yerden göğe kadar hakkı var abicim. Mustafa mahallemizin çocuğu. 12 Eylül'de falan ne oldu abi? Tepeden inme birini getirdiler, oturttular makama. Ne oldu? Evet be, doğru söylüyorsun Mehmet abi. Her şey tek düz olmuştu, tek tip olmuştu ya. Yani ne karışmadıkları ne çöp tenekemiz kalmıştı, ne kılık kıyafetimiz kalmıştı. Evet abi, esnaf değil, askerlik yaptık. Ama şimdi Recep abi burada olsa, ama o zaman güven ve huzur ortamı vardı derdi. Ya arkadaşlar, güven de biziz, huzur da biziz ya. Biz birbirimize güvendikten sonra... Huzurumuzu kimse bozamaz ya. Hadi, hadi havas bulduk. Ben abi neydin ya? Ya şimdi çok güzel bir laf ettim. Sohbeti zirvede bırakayım diyorum ya. Hadi havas bulduk. Bakkalın köşesinden döndü, muhtarlar gidiyor. Dur abi, ya anlasana ne oldu? Ben öldüm Mutik. Niye öldün? Ben yandım öldüm ben. Ben şu an yaşayan bir ölüyüm. Yani ben nefes alıyorum ama hiçbir işe yaramıyor yani. Ölüyüm çünkü yani. Abi ne oldu ya? Allah Allah, nasıl öldün yani? Peşinde mafya falan mı var? Ne oldu? Bir anlat. İstanbul'a gelmiş. Kim gelmiş? Papa II. Jean Paul. Aha, hadi ya, hoş gelmiş abi. Safalar getirmiş. Ne iyi etmiş gelmiş. Bunu sen şimdi çakacağım elimin tersiyle ben bir tane ha. Helga gelmiş, Helga. Helga, senin karın olan Helga. Yok, benim anam olan Helga. Kaç tane Helga var benim hayatımda? Niye gelmiş? Niye gelmiş? Başbakan aratmış bunu. Böyle böyle hani artık bir kültür alışverişi olsun hani. Almanya ile Türkiye artık kucaklaşsın falan. Şimdi bir kucaklayacağım seni. Lan niye gelecek? Peşime gelmiş. Beni delirtme, peşime gelmiş. Aa, abi Allah... Ya niye geriliyorsun ya Ergun abi? Bir rahat.
Bir rahat, bir rahatla ya. Koskoca İstanbul abi burası. Koskoca İstanbul'da Ergun plağı nereden bulacak abi? Kolay mı öyle? Bir rahatlasana ya. 2-3 gün gezer dolaşır, ondan sonra çeker gider. Ergun biraz da olsa gevşedi. Ha. Evet. Koskoca İstanbul burası ya. Tabii. Öyle Ergun plak deyince Ergun plağı nereden bulacak yani? Bu kadar abi. Ergun plak. Nerede? Yani nereye gidecek soracak Ergun plak. Ha. Ha. Ergun'u biliyor da plağı nereden biz? Ya. Plak dedim, herkes böyle bakacak. O ne diyecek falan, ne alaka? Bir rahatla ya, bir gevşe. Ha. Hakikaten lan. Tabii abi. Bulamaz oğlum burayı. Kolay mı abi? Kocaman İstanbul. Yani ben bulamıyorum bazen. Sağ solu bulamıyorum yani. Ha. Ne bileyim lan. Yani ben de gerildim ha, şeyi yapınca sen böyle. Rahat ol. Rahat ol abi. Bulamaz diyorsun yani. Tabii abi, tabii ya. Dolgu topuk ayakkabılı, mavi kot pantolon, pembe ceketli, sarışın 20'li yaşlarda bir kadın mahalleye girdi. Elinde bir kağıt adres arıyor. Susmuş, başı önde sokaktan geçerken sarışın kadın durdurdu. Oh, entschuldigen Sie. Können Sie mir vielleicht helfen? Ich suche diese Adresse. Elindeki kağıdı Susmuş'a gösterdi. Ergun'un resmi yere düşmüş. Susmuş fark edip fotoğrafı yerden aldı. Ergun, kennen Sie ihn? Er ist mein Mann. Ich suche ihn. Ergun, kennen Sie ihn? Ergun, warum antworten Sie nicht? Susmuş hiç oralı olmadan fotoğrafı kadına verip gitti. Sarışın kadın hayıflanarak Ergun Plak'ın arka sokağından yoluna devam etti. Fehmi Muhtarlık'ta. Belge doldurduğu sırada Ali karşısında oturuyor. Fehmi belgeyi mühürleyince Ali cebinden para çıkarttı. Al bakalım Ali. Sağ olun. Bana değil, o bağış kutusuna. Hayırdır? Muhtarım, bu ne böyle? Ya işte Ramazan dolayısıyla böyle bir Ramazan paketi hazırladık. İhtiyacı olanlara dağıtacağız. İşte il muhaberek paralarını oraya. Vallahi çok iyi düşünmüşsünüz. Ne kadar? Ya işte gönlünden ne koparsa. Bağışın fiyatı şeysi olmaz ya. Hazırladığı parayı bir tane daha ekleyip kutuya attı. Sağ olasın. Allah'a emanet. Eyvallah. İyi günler. Sağ ol. Elinde kalan kağıt paraları da atıp gitti. Fehmi kalemini yerine yerleştiriyor. Bir genç elinde davulla içeri girdi. Selam babalık. Bu mahalleye sen mi bakıyorsun? Evet. Bu mahallenin muhtarı benim. Ben davulcuyum. Davul işini biz aldık da. Biz derken? Bizim memleketliler işte. Dayı aklında bulunsun da başka biri gelir. Aman sakın ha, o iş bizde. Bir dakika ya, bir dakika. Şimdi bu işin bir prosedürü var ya. Öyle bu iş bende demekle olmaz ki. Ya uğraştırma bizi dayı prosedürle filan. Bak kardeşim. Ben senin dayın değilim, bu bir. İkincisi, burası dağ başı değil, muhtarlık. Bu işi istiyorsan da ilk önce gideceksin, temiz hal kağıdı getireceksin bana. Belediyeden ruhsat getireceksin. O evrakları topla getir, ondan sonra bakarız duruma. Bu işin kolay bir yolu yok mu dayı? Nasıl yani ya? Ne kadar para istiyorsun? Sen onu söyle de bana. Hadi kardeşim, hadi. Hadi. Hadi dışarı. Bak, polisi aramadan sen dışarı git. Sen buraya devletin mülkü amirine rüşvet teklif ediyorsun ya. Hadi çabuk. Bir dakika dayı. Bir dakikası falan yok. Sen o bir dakikayı kullanamadın. Vardı senin, bir dakikan vardı. Ama kullanamadın, çok acayip kötü harcadın. Hadi dışarı. Çabuk, gözüm görmesin. Peki dayı. Hadi. Davulunu alıp gitti. Allah Allah ya. Şuraya bak. Devletin koskoca mülki amirine ayan beyan rüşvet teklif ediyor ya. Şuraya bak. Düşündükçe sinirleniyorum. Sinirleniyorum, tekrar düşünüyorum. Resmi kısır döngü ya. Gülden telefonla konuşurken Rukiye koltuk siliyor. İyi. Ha. İyi zannedim ya. Ha, Ahmet be. İyi ya, o da işe gitti şimdi. Ha. Evet. Arkasını dönüp göz ucuyla Rukiye'ye baktı. Evet anneciğim ya. Konuşuruz.
Tamam, ararım. Anneciğim, ne yapacaksın öğle yemeğinde ne yiyeceğimizi? Rukiye ters bakışlarıyla kulak misafiri. Anne. Yeşil eşofmanın nerede? Nerede çıkardıysan oradadır çocuğum. Nerede çıkardım bilsem sana sormam ki. Ya ben uğraşamayacağım şimdi. Uğraşamayacağım. Anneciğim, ben seni sonra arayayım mı? Hı. Ara tabii, ara. Ama faturayı sen ödüyorsun ya, ara. Çağatay sessizce Rukiye'ye yaklaştı. Sen yengemi mi dinliyorsun? Yani iki saattir o telefonla ne konuşuluyor, ben onu merak ediyorum. Ben de yeşil eşofmanın nerede onu merak ediyorum. Çağatay, nasıl bile uğraşamayacağım artık ben. Senin arkanızı toplamaktan bıktım ben. Ben ya, hiçbir aradığım hiçbir yerde bulamıyorum. Basıp gideceğim bu evden ya. Bir tane eşofman. Tamam. Hadi kapatıyorum anneciğim. Tamam. Hadi ona da selam ver. Bay bay. Ne olaydı? Ne? Annem de. Aa! Selam söyledi size. Canım, sağ olsun, sağ olsun. Güldencim, şimdi şöyle yapıyoruz biz bu evde. Bu telefon konuşmalarını çok uzun tutmuyoruz. Neden dersen, baban çok kızıyor. O faturaları görünce böyle o telefon faturalarına küplere biniyor yani. Öyle mi? Neden? Fatura çok geliyor ya, parası çok geliyor. Ha. Telefon parası. O zaman da sinirleniyor tabii, değil mi? Doğru. Yani ama işte telefonu açan siz olunca tabii fatura geliyor ama işte... telefonu açan annemdi Rukiye anneciğim. O yüzden yani Fehmi babaya değil, fatura benim babama geliyor. Olsun ama işte o telefon açıkken çok elektrik yiyor. Ne yapıyor annem? Elektrik yiyor çok. O telefon az buz elektrik yemiyor yani. Telefon elektrikle ne ilgisi var? Nasıl ilgisi var Çağatay'cığım? Neyle çalışıyor telefon? Tamam. Elektrikler kesikken nasıl çalışıyor telefon? Rukiye gözlerini Çağatay'a devirdi, düşünüyor. Sordum sadece, aklım geldi. Eşofmanımı arayayım ya. Olsun yani, hani bu kadar telefonla uzun uzun konuşmak iyi bir şey değil yani sonuçta. Tabii haklısınız Rukiye anne. Bir daha tekrarlanmaz. Tavır odasına gitti. Şey de söylemeye gelmiyor. Hemen bir afra tafra vır odaya. Hemen de küste gitsen bir şey yani. Yıkamaya falan mı attın sen onu? Hatta ya billahi artık ha. Çağatay Rukiye'nin fırlattığı bezi halay mendili yapıp oynayarak kapıyı kapattı. Muhtarlık. Şöyle bak ya. Hala düşünüyorum ve hala sinirleniyorum. Resmi kısır döngü daha uzun sürüyormuş ya. İlk defa yaşadım. Dikkat, Sayın Belediye Başkanımız Mustafa. Danya, Danya. Gerek yok. Biz birbirimizi tanıyoruz. Şova gerek var mı? Haklısınız efendim. Oo, Mustafa Başkan hoş geldin ya. Buyur. Hoş bulduk Fehmi Baba. Buyur, gel otur buraya. Yok olur mu Fehmi Baba? Orası senin yerin. Olmaz. Yok ya, olur mu? Sen protokol olarak benim amirimsin, üstümdesin. Gel. Allah aşkına Fehmi Baba. Ne protokol ya? Oturur musun lütfen? Sayın Başkanı Fehmi Bey haklı. Yani sizin koltuğa oturmanız gerekli. Lakin muhtar belediye başkanından sonra geliyor protokol sıralaması. Danyal. Danyal. Buyurun efendim. Siz dışarıda bekleyin Danyal. Dışarıda. Evet, dışarıda, dışarıda. Şey efendim, not almam gerekiyor. Not alman. Ben çıkınca her şeyi sana anlatırım. Hepsini not aldırırım. Hadi dışarı. Emredersin. Hadi Tevfik, efendim. Hadi. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Kapıyı da kapat. Mustafa, Tevfik, Danyal ve zabıtanın çıkmasını bekleyip Fehmi'ye döndü. Vallahi sıkıldım Fehmi Baba ya. Ya karımdan çok görüyorum ya. Bıyıklı bıyıklı her dakika. Sıkıldım. Ya dur ya. Daha yeni başladık bu işlere ya. Dur. Ya millet bizden hizmet bekler ya. Ya sana ne diyeceğim? Başkanım, şimdi ben Mesut'a söylemiştir belki Mesut da size. Bu yardım kolileri, Ramazan kolileri falan. Tamam. O işi hallettik Fehmi Baba. Biz üzerimize düşeni yaptık. Daha başka bir şey varsa onu da yapmaya hazırız. Ya bir de bir bu Ramazan davulu meselesi var. Bak davul ne meselesi davulu? Daha doğrusu davulcusu. Bugün bir tip geldi. Bu mahallenin davulcusu biziz bundan sonra dedi. Gözüm pek tutmadı tipi.
Ben de dedim ki önce dedim belediyeden ruhsat falan almanız lazım dedim. Onun pek ruhsat almaya meyli yok ama yani eğer almaya kalkarsa da bence zorluk çıkartın. Çünkü bana rüşvet teklif etti ya. Nasıl? Ne kaç ne kadar etti? Ya ne bileyim işte. Rüşvetin üçü beşi mi olur? Pazarlık yapacak halim yok ya. Oldu gitti. Vallahi helal olsun Fehmi baba. Tam sana yakışır davranış. Ya. Sen merak etme, o işi biz hallederiz. Ha. Danyal, not al. Çıkınca ben Danyal'ı aynen böyle söylerim, o da not alır. Unutma onu, Danyal'ı söylerim. Unutma. Görüşürüz o zaman Fehmi baba. Hadi. Hadi kolay gelsin sana. Hadi sağ ol başkan. Hadi görüşürüz. Nevzat kahvede gazeteye gömülmüş Alper'in kravatını düzeltiyor. Habere bak. Almanya'daki grevler büyüyor. Metal işverenleri 30 bin işçinin çalıştığı iş yerlerinde lockout ilan etti. Güzel. Türkiye'yi karıştırdınız yetmedi, gözü Almanya'ya diktiniz. Öyle mi? Oğlum grev diyoruz be. Bu senin yasal hakkın. Ne karıştırması? Abi bu solcuların zaten sürekli yaptığı şey. Ya yürüyüş yaparlar, ya eylem yaparlar, ya grev yaparlar. Başka hiçbir şey bilmiyorsunuz oğlum ya. Ne yapalım? Sizin gibi düzene hizmet edeceğimize direniyoruz. Allah Allah, senin gibi kendi etrafımızda dönmüyoruz birader. Bana baksana sen, şimdi alırım seni ayağımın altına. Oo, kavga diyorsun. Hadi, hadi al ayağını altına. Ya dur be. Bırak gideyim şunu ya. Dur oğlum, şimdi sağlı sollu dalacağım gene biriz ha. Bitmedi oğlum kavganız, bitmedi ya. Adam gibi oturacaksınız, oturun. Oturmayacaksınız, uzayın hadi. Arazi olun. Hadi oğlum. Çay var daha, yeni söyledim. O zaman kavga etmeyin. Niyazi başka masada. Yakışıyor mu ya? Yakışıyor mu ya? Adam gibi gazete okuyorum. Bunda gelmiyor, yok öyle yok. Fehmi'yle Recep dükkanın önünde oturuyorlar. Fehmi abi, bu davulcu işi ne oldu? Bak. Ya halledeceğiz. Şimdi Mustafa'ya gönderdim belediye başkanına. Ha. O ruhsat falan vermesi lazım. Birini ha. Gönderecek herhalde. Ya belki gece kalkacağız. Nasıl olacak bu iş? Ya kalkarsınız ya. Davulcuya güvenip oruç tutmayın siz de ya. Allah Allah. Ya olur mu? Saate mi güveneceğiz, oruç tutacağız? Yüzyıllardır ne yapıyoruz biz Fehmi abim? Allah'ını seversen. Ya bulacağız tamam, merak etme ya. Aa, herkes davulcuya takmış ya. Şuraya bak. Ben öyle Ramazan'ın tadını alamıyorum başka türlü ya. O manileri dinlemeden ya. Davulcu bulamazsak ben gelirim senin camı tıklarım ya. Allah Allah. Ya ben sana nasıl güveneceğim? Sen nasıl kalkacaksın peki? Ya ben kalkarım, davulcuya güvenip oruç tutacağım ben ya. Allah Allah. E kime güvenip tutacağız Fehmi abi? Sen de bir değiştin mi? Ya çalar saatin yok mu evde ya? Ya çalar saate güvenilir mi? Kul yapısı o ya. Sana güvenip gırtlağı teslim ediyoruz ya. Sen de kul yapısı değilsin ama ne olur ne olmaz gene. Gidebilirsin yani. Akşam vakti. Gökyüzünde Hilal Ay. Kahrehane. Sayın Muhtarım, bu davulcu işini ne yapacağız ya, davul işi? Ya belediyeye söyledim işte, ruhsatlı birini gönderecekler. O işi halledeceğiz. Bu geceyi ben hallettim zaten. İyiyim hadi. Ha. Baba ne oldu, bizi çağırmışsın? Ha, geldiniz mi? Oğlum, bu gece davula çıkıyorsunuz. Ne? Davula ya, davula. Aa, davul. Ya, biz ne anlarız ki davuldan? Bir şey değil ya. Çalıyorsun, öğreniyorsun davul çalmayı. Ali davulu çalarak neşeyle geliyor. Fehmi abi, abi istediğin davulu getirdim abi. Butik. Gördük, görmekle kalmadık. Acayip de duyduk ya. Çok iyi duyduk. Tamam, şimdi alın işte bu davulu. Çala çala öğreneceksiniz. Evet, Fehmi abi, bunun parası? Ne parası ya? Emanet bu. Biraz kullanacağız, işte yarın falan vereceğiz ya. Emanet ver buraya. Fehmi abi, bana her şeyi de ama emanet de bu abi. Dedim ya. Senin bu cümlenden biraz önce söyledim ben onu ya. Sen kaybettin. Geç kaldın. Çok geç kaldın. Acayip geç kaldın ha. Keşke benim cümleden önce söyleseydin onu. Tüy. Kaçırdım ben. Ver o davulu. Ama Fehmi abi. Ya ver davulu. Ne parası ya, ver. Emanet alıyoruz. Ver öyle. Fehmi abi, peki bahşişleri ben toplasaydım en azından hani. Bir dakika. Ben paramı kimseye vermem. Kaptırmam. Çalarım, alırım bahşiş. Aha. Ne parası ya? Aha. Ya ben muhtarım. Siz muhtar çocuklarsınız. Ben herkese işte muhtar çocuklar da davul çaldırıyor, bahşiş toplatıyor dedirtmem kimseye ya. Bahşiş falan aldığınızı görmeyeceğim. Sakın ha. Sakın ha. Sus. Helal. Adanalı Celal Muhtar. Bravo.
Tamam, şakşağa gerek yok ya. Mesut. Ver. Ver, bahşişsiz davulcu. Çağatay davulu aldı. Nasıl çıkmış şey? Evet, evet, sok, o, sol kolunu sok içine. Ne İnceyi sol elini al. Evet. Davulu Çağatay astı ama Şahin çalıyor. Yapma, gel yapma. Davula vur ya. Şimdi de Çağatay çalıyor. Aa, bayağı çalıyorsun oğlum sen. Çok güzel ya. Tabii. Çok güzel ya. Al. Tamam, tamam, tamam. Sessiz bir yerde gidip çalış, hadi. Ekran masada fotoya sokulmuş, boynunu gıdıklıyor. Şahin seni seviyor baba. Ekran. Aa, al bakalım tepeleri. Hadi yukarı götür. Akşam sağ orada hep beraber yeriz. Bir tepsi börek. Yeriz? Evet, yeriz. Babacığım, sen de mi oruç tutacaksın? O ne demek? O ne demek bakalım? Herhalde tutacağım oruç. Herhalde tutacağım. Bana bak Sami. Bak şimdi sinirleneceğim ha. Ne dedi sana doktor? Hasta değil misin sen? Ne dedi sana geçen sene hatırla? Sana yasak etti orucu hatırla. Ha, yok öyle. Evet, hatırladım. Heh. Ama ne zaman dedi? Geçen sene dedi. Ne demek o? Geçen Ramazan demek. Ne demek? Bu Ramazan geçti gitti demek. Bu yeni Ramazan. Ya ama babacığım ya, niye anlamak istemiyorsun? Hadi buraya, çok konuşma. Al hapken burada. Böyle, çok konuşma. Sıcak, yakma yerine. Hadi yukarı. Ben de çıkartmıyorum o zaman yukarı. Bak. Bravo. Ha. Ne demek çıkarmıyorsun? Ne demek? Bana ne diye omuz silkti. Sami, bak, çoksun inatçı. İnatçısın. Hepsin böyle. Muzaffer'le Necla salonda oturuyorlar. Muzaffer, bugün kızımızla konuştun mu? Televizyona dalmış kahvesini yudumluyor. Muzaffer, sana söylüyorum canım. Bugün kızla konuştun mu? Yok, hayır konuşmadım. Ama zaten dün konuşmuştum canım. Ay ne umursamaz bir adamsın Muzaffer. Yani kızımızı hiç mi merak etmiyorsun? Orada dövüyorlar mı, sövüyorlar mı, eziyet mi ediyorlar? Hiç mi merak etmiyorsun ha? Necla'cığım, kızımızı niye dövsünler canım? O zaten kendi evinde, yani sonuçta kocasının evi, koca evi yani. Kocasının evi. Yok canım, kayınpederinin evinde yaşıyor kız. Yani ayrıca ben kızımı kaynanasına hizmet etsin diye de yetiştirmedim. Kim bilir Rukiye Hanım neler yapıyordur benim kızıma şimdi. Hay Allah ya, ne yapacak Rukiye Hanım? Necla Hanım, abartıyorsun. Sakin ol, abartma. Yo yo, ben hiç abartmıyorum. Ama sen biraz fazla umursamazsın. Daha bugün konuştuğumda vallahi sesi çok kötü geliyordu. Böyle biraz sesi bana kırık ve küskün geldi. Ben bir arayayım. Dur, dur, ama bir dakika, olmaz bu saatte, geç saat. Lütfen otur. Lütfen. Oturur musun? Bu saatte insanlar telefonla rahatsız edilir mi hayat? Neden canım? O benim kızım değil mi? İstediğim saatte ararım Muzaffer. Ha, Dilis'la bu. Aynı benzemişim babana, aynı nice dedi. O da böyle çok inatçıydı. Ne isterse olurdu, dedikim dedik. Aa, babama çekmişim yani. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. 46'lık bazı. Emin mi? Elinde kitapla boş masaya geçti. Dünden iyi, yarından kötü Sami. Sami ne demek istediğini anlamayıp Elvanlara döndü. Onlar da aralarında bakışıyorlar. Dünden iyi, yarından kötü. Bu nasıl oluyor? Ya sen de herkes gibi ben sordum da buna. Aynı be yani seni, değil mi? Bir hiçbir şey anlamı yok. Kafanı iyi bulandırıyor Sami o kim? Ramazan şeysinden. Sen nasılsın Fatma Ana? İyi misin? Neydi? Bunlar 45 miydi bu 46? İyiyim be 46 evladım işte. Ne yapayım? Hep susayım, susayım. Ümrümde susayım. Hiç hep sustum. Biraz böyle dizlerim ağır işte. Biraz zor yürüyeyim ama yok bir zarar. Yok bir zarar diyor ama bir taraftan da oruç tutacağım diyor. Beğeniyorum ki ona. Sen tutma orucu diyor ona. Onu annem yani. O da bana diyor ki sen tutma diyor bak. Birbirimizin ne dediği önemli değil. Evet. Önemli olan dinimizin ne dediği Sami. Sami bundan bir şey anlamayıp merakla masaya yaklaştı. Sen ne dedin şimdi? Şimdi oruç akıl bari olan
her Müslümana farz. Evet. Yolculuk yapmayan, sağlıklı olan, sıhhati yerinde olan herkese farz. Heh. Ama eğer hastaysan vücuduna eziyet edemezsin. İlvanları dinleyin diye kaş göz etti. Çünkü her şeyden önemlisi sana emanet edilen bu bedeni sağlıklı tutmak. Bu yüzden dinimizde fitre denilen bir şey var. Düşünsenize, oruç tutan bir fakiri doyurmaktan daha büyük sevap olabilir mi? Duyuyor değil mi? Bayılayım bu adama açan konuşayım. Süper konuş. Çok güzel konuştun, çok güzel anlattın. Halal olsun sana. Ya 46'lık o be ya. Bazen doğru söylüyor, bazen yanlış söylüyor. Bilmiyorum 45, 46, 47 ama halal olsun doğru söyledi. Ne dediyse doğru. Hadi. Necdacığım artık kabul et. Gülden'in bir hayatı var. Böyle gereksiz kuruntular yaparsan onu da rahatsız ederiz değil mi? Sen böyle yaparsan mutlu olmazlar. Öyle değil mi canım? Biz bundan sonra bizim işimiz Gülden'e yardımcı olmak. Tamam mı hayatım? Saati kurduysan biz artık yatalım. Kurdum efendim. Siz hiç merak etmeyin. Yatabilirsiniz. Tamam. O halde yatalım. Hadi sen de geç kalma hayatım. Tamam. Necla, efendim? Hiç merak etme, Ahmet kızımızın kılına zarar vermez. Tamam mı hayat? Tamam. Hadi tamam. Geç kal. Tamam. Muzaffer odasına yöneldi. Necla onun gözden kaybolmasıyla ayaklanıp sessizce arkasından bakarak telefonun başına geçti. Arayıp aramamakta kararsız. Eli Ahize'nin üzerinde ağlamaklı oldu. Sonra elini çekip kollarını göğsünde bağlayarak sıkıntıyla öylece kala kaldı. Gülden yatakta arkasına yaslanmış, sinirden içi içini kemiriyor. Bebeğim yatmıyor musun sen? İyiyim böyle. Gülden bir şey mi oldu? Evet bir şey oldu. Ne oldu? Ne yapsam annene batıyor. Yok canım, olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey diyor, görmüyor musun? Bana laf sokup duruyor annen. Tamam, ben konuşurum annemle. Aman, konuşsan ne değişecek ki zaten? Bu durum ne zaman değişecek Ahmet? Elimiz biraz bollaşsın, çıkacağız bir eve. Öyle konuştuk ya. Bak annem her gün sorup duruyor, sıkıştırıyor beni yani. Ne diyeceğimi bilemiyorum onlara. Tamam aşkım, halledeceğiz. Halledeceğiz. Ya halledeceğiz tabii. Nasıl olsa senin düzeninde değişen hiçbir şey olmadı. Benim bütün hayatım değişti, evim değişti, düzenim değişti. Söylemesi kolay tabii. Gülden, sakin olur musun? Lütfen tartışmayalım, bak babamlar duyacak. İyi, babanlar duymasın. Aman sessiz olalım. Hiçbir şey söylemeyelim böyle. İyi geceler. Ahmet gecelikleriyle yanında uzanıyor. Sıkıntılı bir iç çekerek arkasına yaslanıp elini kafasının arkasına yasladı. Fehmi, Ahmet ve Nazlı sahur yemeğindeler. Nazlı şu kızım bastırmayı ver bakayım. Rukiye elinde sopayla odadan çıktı. Rukiye! O ne öyle elindeki ya? Ne yapacaksın oğlum? Şey, Nurtenleri uyandıracağım Fehmi'ciğim. Söz verdiydim. Rukiye ya. Rukiye. Ne gerek var? Bırak onu ya, davulcular. Öyle mi diyorsun? Sopayı duvara dayadı. Sami Beyler uyanmış mı? Işıklar yanıyor, uyanmışlardır tabii ki. İyi bakalım. Bir şey diyeceğim, bu Çağatay'la Şahin nerede kaldılar? Vallahi vakit de kalmadı, ha az kaldı yani. Bu davul meselesi çok önemli. Davul çok önemli ya, en önemlisi. Ramazan'da davul, hurma, pide. Bu üçü olmadı mı Ramazan sayılmaz zaten. Bunlar olması lazım. Bu üç çok önemli, en önemlisi bu üçü. Bak bu muhtar olarak davul işini çözmem çok iyi oldu. Bu bizim zibidiler de bir işe yarayacak. O bakımdan da çok iyi oldu. Vallahi çok doğru.
Ramazan geldi mahalleye. Hadi uyansana teyze. Bekir peşlerinde. Sahura kalkamazsan eğer. Yaşasın Ramazan, Ramazan. Ya köftelik. Ya Adan Bey, köftelik. O ne biçim mani okuyorsun ya? Böyle mani okurum. Kurban olayım çatı. Sen de düzenli çal. Böyle çalınır mı ya? Ne yapayım ya? Hayatımda ilk defa çalıyorum bunu. Ne var? Hem ne? Bunun amacı ne? Ne? Milleti uyandırmak. Al işte ışıklar. Hele uyandı bak. İşte amacına ulaşmıştı. Uyandı. Uyandı. Neye uyandı? Millet kalktı dedi. Am bu gürültü ne? Gürültüye uyandı. Sanki davulun sesine uyanık. Abi işinize geliyorsa. Nasıl? Çok ya beğenmiyorsa al sen çal. Ya bir dakika ya, sen çalmazsan ben de okumam yani mani. Al çal. Okumayacağım yani. Ben ya al çal. Ya bırak öyle mani mi okunur? Al ver bana. Çal. Ya ver. Bak şimdi. Bak ver. Şimdi bak. Çalacağım, bir sürü de mani satacağım. Hadi. Tamam mı? Hadi bak. Hazır mısın? Hazırız. Bakın nasıl mani satacağım. Davul Bekir'in omzunda. Göz aydın hepimize. Mübarek günler bize. O bir ayın sultanı, hoş geldin evimize. Vay be. Helal olsun be Bekir abi, iyisin yani, yapacak bir şey yok. Vallahi bravo ya Bekir abi, sen bırak yani. Sen yeni mesleğini buldun, işte bu ya. Devam et burada sen, devam et bence. Devam edeyim. Devam. Vallahi devam, devam. Hadi vur. Hoş geldin evimize. Haydi devam. Göz aydın hepimize. Hoş geldin evimize. 11 ayın sultanı. İyi ki geldin bize. Temci doldu ahali. Artık kalkma vakti. Apartmanın önündeler. Fehmi pencereye çıkıyor. Ramazanın bereketi. Evimize hoş geldin. Hoş geldin. Bekir. Fehmi ağabey. Ya Bekir, sen niye davul çalıyorsun ya? Ben çocukları gönderdim davulları çalsınlar diye. Baba çok ısrar etti. Davul da davul, davul yok ben çaldım. Tutturdu biz de verdik. Ya evet enişte dedi ki ne olur ben çalayım, ne olur ben çalayım yani. Ben çalmazsa olmaz dedi yani. He ben istedim Fehmi abi. Evet baba ya, çok güzel çalıyor. Biz de bütün mahalleyi dolaştık. Gelsek artık eve bir şeyler yesek olmaz mı? He ya çocuklar siz gidin hadi yemeğinizi şeyinizi yapın, sahurinizi yapın. Tamam. Bak ağzımdan taştı gözüze. Sahurinizi yapın, yemeğinizi, ben geri kalan mahalleyi dolaşırım. Tamam hadi. Hadi kendinize iyi bak. Hadi Ramazan vakti. Çağataylar apartmana yöneldiler. Bekir davulu çalarak Fehmi'ye selam verip geçti. Masa kahvaltılıklarla donatılıp çaylar koyulmuş. Enişte. Sen hiç merak etme. Yani biz Çatatoy'la bu davul işini hallederiz yani. Ya gördük çok iyi halletmişsiniz. Bekçi Bekir çalmış ya bütün gece. Ya enişte o ısrar etti ya. Ne yapalım biz değil mi Çatatoy? Tamam yarın Bekirsiz dolaşırsınız bütün her tarafı. Baba yarın da mı ya? Tabii ya. Aa. Davulcu bulana kadar her akşam siz yapacaksınız. Şahin tuzu tabaklardan birine boca ediyor. Yuh be yuh, yuh. Ekme o kadar. Yarın susuzluktan öldürecek misin bizi ya? Tuz. Çay kendi önüne döksene. Allah Allah ya, ne var Nazlı? Al işte sana da bekle. Ne yapıyorsun ya? Hani kıtırı döküyorum ben. Allah Allah, zarar bana ya. Size değil ki. Allah Allah, ya iyi ki bu. Oruç tutmuyor ya. Yoksa hepimizi yerdi bu ha. Allah Allah, enişte ben ilk gün diye tutmuyorum yani. Ondan sonraki günler belki tutabilirim. Belki tutmaya... Tutarım ben enişte ya. İlk gün diye böyle yapıyorum yani ben, anladın? Olur mu oğlum böyle şey ya? Allah Allah. Öyle kafana göre ibadet uydurulur mu ya? Oğlum dökme sen de. Bırak dökme. Şahin tuz dökme diyoruz. Çok zararlı diyoruz. Dökmesene ya. Servis tabağına ısrarla dökmeye devam etti. Ben özlemişim ama bu sofrayı ya. Ne? Vallahi ben bu sofrayı değil yani sahur değil de iftarı özledim. Yoksa uyusam daha mutlu olurum. Sen zaten hep uyuyorsun. Ya ayakta ya yatakta uyuyorsun. Birden ortalarda görünmüyor. Hah, sıcacık börekleri de şöyle. Hadi bakalım. Güzel güzel iyi, tamam mı canım benim? Müge. Ya sen de otur bir lokma bir şey ya hadi. Tamam Femcim, tamam oturuyorum şimdi. Hah, tamam değil mi? Her şey yolu. Her şey güzel, her şey yazmış. Aa, açsana anne. Kim ya bu saatte?
Anne açsana. Dur çocuğum, iki kere çalsın. Tamam. Alo. Ha, ha. Canım, canım, Aylancığım. İyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Uyandık, uyandık. Merak etmeyin. Merak etmeyin. Evet, Fehmi de uyandı. Hayır, hepsi masada oturuyorlar. Nazlı da iyi, o da uyandı. Tutacak, tutacak. Hepsi tutacak. Hadi, hadi. Size de iyi sahurlar. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Hoşça kal. Rukiye pembe sabahlığıyla. Ay, Fehmi'ciğim. Şey yok mu bizim şu köşedeki pembe binanın üst katında hani Mukaddes Hanım oturur. Onun tam altı Ayla Hanım var ya. Hangi Ayla? Ayla Hanım ya işte. O, onlara telefon geldiydi de aramış. Ha. Uyandınız mı diyerekten. Ha, o Ayla. Tamam tamam, hatırladım ya. Ay canım. Tam masaya oturacaktı ki geri döndü. Ama çalıştı ya, telefona bak. Alo. Canım, uyandık, uyandık. Alo. Uyandık, uyandık. Tamam amcacığım, ah, sağ ol, sağ ol Nezahat'cığım, sağ ol. Konuşma uzamış, Nazlı bir dilim ha, börek uzattı Rukiye'ye. Tamam Fatoş Hanımcığım, ha, Sinemcığım nasıl? İyi inşallah, tamam. Tamam, o, çok selamlar. Tamam, siz gitmeden görüşürüz inşallah. Hadi bakalım, hadi, 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 iyi geceler, sağ olun. Bir ısırık daha alarak telefonu kapattı. Ya. Aa. Bir iç, yudum. Çay içirdi. Alo. Ha Zeynep Hanım. Uyandık, uyandık. Merak etmeyin, merak et. Yes, uyandık. Vallahi uyandık. Evet, evet, az kaldı. Tamam, oldu. İyi günler. İyi günler. Ama iyi günler. Şu an hakkıma kalmadı uykusuz. Allah kahretsin. Hadi bak. Hadi, hadi, Allah kahretsin. Hadi anne, hadi panik yapma. Bak 5 dakika daha var. Ye bir şeyler artık ya. Allah Allah. Tamam. Ya o telefon yüzünden kadıncağız yemek yemedi ya. Biraz salam malam falan bir şeyler verin ya. Hala, yumurta vereyim mi hala? Oho. O kadar kişinin evine telefon bağlandı mı? Peki oturdu. Bilmiyorum da sen de acayip soru var. Ne yapayım, açayım mı bu ben telefonu? Ne yapayım, açmayacağım ben. Ya açma, bırak ya. Bırak kalsın ya. Ahmet kalk. Telefonun fişini çek ya. Hemen, hemen, hemen. Ay. Anne ye sen ye. Hı. Yumurta da alayım. Sabah vakti. Selahattin masasında önüne bir bardak su koymuş, ara ara yutkunarak gözlerini ayırmadan seyrediyor. Rıza bir elinde şapka, diğeri cebinde, içeri girip Selahattin'e dikkat kesildi. Selahattin Rıza'nın farkında değil. Rıza geriden merakla onu seyrederken Selahattin sonunda fark edip telaşla ayaklandı. Hoş geldiniz başkomiserim. Şapkasını masaya attı. Hoş bulduk Selahattin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İrademi kontrol ediyorum başkomiserim. Suya baktıkça susuzluğum gidiyor. İradeni kontrol ediyorsun demek. Peki o zaman denize bak sahilde. Ciddi misiniz başkomiserim? Sence? Otur yerine sepet kafayı uçak. Mesai saatinde sahilde ne işin var ya? Mesai bitsin, ondan sonra gidersin sahile bakarsın. Başkomiserim biz bugün size gelmez diye bakıyorduk ama. Niye gelmeyecekmişim ya? Malum orucun ilk günü bugün. Orucun ilk günü olsun ya. Zaten ibadetini de yap. İşini de yap. İkisi bir arada olduğu zaman zaten güzel olur. Yani ne bileyim başkomiserim, böyle hani orucun ilk günü biraz şey oluyorsunuz ya böyle. Şey oluyorsunuz derken ne oluyorum? Ya böyle biraz... Yok. Günaydın başkomiserim. Günaydın. Günaydın Yusuf. Tahkikatı yapıp göndermemiz gerek de. Yazalım mı Selahattin'de? Ver Selahattin'e yazsın. Tamam. Başkomiserim, maşallah oruç size yaramış, yüzünüz gülüyor değil mi Selahattin? Sağ olasın. Tabii tabii. Güler yüz önemli. Herkes güler yüzlü olsun. Çalışırken güler yüzlü olun. Haydi bakalım. Peki başkomiserim. Sami tek kaşını kaldırmış, yan yan Elvan'a bakıyor. Ya babacığım ne olur uzatma artık ya. Bu ne demek? Uzatma ne demek bakayım? Ha? Uzatma ne demek? Uzatırım. Evsiz, neler kaldırmadınız bakalım benim akşam şeye, sahura? Ha? Neler kaldırmadınız bakalım? Ya bak babacığım, doktor dedi ki eğer dedi tutarsan... Ne demiş bakayım doktor, ha? Ayrıca o doktor beni benden tahmin biliyor, ha? Tahmin biliyor bakayım beni. Ne yapacağımı, ya bir kere ben tutarım onu. Şeyim ben, hiç merak etme, eski toprağım ben. Ya babacığım, hem sen niyet etmedin ki. Bir kere ama sizin sayenizde oldu efendim. Eğer kaldırsaydınız, hemen önce niyet ederdim. Ama olsun. Sabah bir kalktım, hop hemen niyet ettim. Hemen niyet ettim.
Ya sabah niyet etsen bile boşuna uzatıyorsun. Yani aç kalamazsın ki, dayanamazsın. Dayanırım ha. Dayanırım. Eski toprağa hiçbir şey olmaz. Çok uzun şeylerden yaparım. Tutarım ben yani, dayanırım. Olmaz, tutamazsın. Hadi bırak, çok bilmiş. Nereden biliyorsun sen benim şey ismi? Hayret bir şey. Tutamazsın. Tutamazsın. Bak, tutmuşluğum var, beni şey yapma. Önceden acayip tutmuşluğum vardır yani. Ya babacığım, yasak sana, yasak. Bir şey olmaz. Bu eski toprağıma. Bir şey olmazmış ya. Baba, acık oturayım, şey yapayım yani. Sinan, çık bakalım kilo vermiş misin görelim kardeşim. Kesin kilo verdim. Bugün kahvaltı etmedik. En az 3 kilo vermişimdir. Tamam, çık bakalım. Çıkıyorum. Bismillah. Okuyorum. 130. 1 gram bile vermemişsin abiciğim. Nasıl 130 ya? Nasıl 1 gram bile vermemişim? Ya bir de beni şahit gösteriyorsun. İyi ki de olmamış. Sinan, bence sen kilo falan veremezsin abiciğim. Bir dakika ya. Nasıl kilo falan veremem? Ben bu Ramazan'da en az 10 kilo veriyorum. Abimin alacağı takımla da janti janti geziyorum bayramda, o kadar. Hadi bakalım, göreceğiz. Göreceğiz. Veremezmişim. Adamın moralini bozuyorsunuz. Çırakları kapıda bırakıp dükkana girdi. Selahattin tahkikatı yazarken Bekir masadan bir belge aldı. Yanında dikiliyor. Hüzanın bakışları sertleşmiş, ikiliyi seyrediyor. Patladı patlayacak, kendini zor tutuyor. Kaç dakikamız kaldı Selahattin? Vallahi zaman kalmadı Bekir. Devam et, devam et. Masadan kalktı. Kendini teskinlemeye çalışarak volta atıyor. Mendili verdim kendime. Sine sine yollar yarım ellerime. Kızılcıklar oldu. Voltayı bıraktı. Masasının başında dikiliyor. Yeter ya! Yeter, sabahtan beri tak 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 tak. Beynime buradan beyin kalmadı ya. Selahattin kalktı. Kafama bak, kalmadı beyin kalmadı. Ne yapıyorsun sen orada? Tutanağı yazıyordum başkomiserim. Tutanağı yazıyorum başkomiserim. Tak 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 tak, 2 saattir yazamadım onu ya. Güzel masasına oturdu. Başkomiserim. Gir, çık. Kal, ne oldu? Şuraya gönderdiniz ya başkomiserim. Evet, göndermiş abi. Gönderdim tabii. Gönderdim. Nerede kaldım? Bu ne disiplinsizliktir arkadaş ya? Bu ne itaatsizliktir? Bu ne şarlatanlıktır ya? Güzel kalkıp ite kaka sandalyeyi düzeltti. İşinize gücünüze bakın! Herkes işine baksın! Emredersiniz başkomiserim. Bekir, nereye? Buradayım başkomiserim, burada duracağım. Kapı tarafına geçti. İşine bak! Vurma şuna! Yeter! Yeter artık, vurma ya! Tak 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 tak, ne dur ya? Ama vurmadan nasıl yazacağım başkomiserim? Vurmadan işte öyle yaz. Tamam, vurarak yaz ama biraz yavaş Selahattin, ama yavaş bas ona. Lütfen bak. Emredersiniz başkomiserim. Bağlanıyorum ben. Rıza üst düğmesini çözerken Yusuf Selahattin'e eğildi. Selahattin, başkomiserime ne oldu? Ne olacak Yusuf? Saat 12'yi geçti işte. Tüm bunu anlatmaya çalışıyordum sana. Rıza elleri cebinde yine volta atıyor. Yusuf'la Bekir Selahattin'in yanında mum gibi dikiliyorlar. Rıza masasının yanından geri geri gelerek Selahattin'in yazdıklarına bir göz atıp kaldığı yerden turlamaya devam etti. Dolabın içine bakıp geri kapattı. Çağatay ve Şahin pastanede. Defter kitaplara gömülmüşler. Davul yanlarında. Manilerimiz. Hadi. Ya, nereden çıktı bu davul işi ya? Öf! Vallahi ya, dün bütün mahalleyi uyandırmışsınız. Elvan'ım, mavişim. Abişim, mavişim. Bak hemen, ne bakayım. Şey, belki Erol Taş Baba Sami seni bana verebilir. İkinci iş, ek iş yani. Para da var artık ha. Vallahi benim komutanım ne davulcuya kız verir ne de zurnacıya. Allah Allah, Allah Allah. Sen sus güçlü. Şişt, Çatatoy, harika bir bak. Şunu da şöyle yazayım. Heh, mani yazdım bak, iyi dinle.
Masadan kalkıp davulu omzuna geçirdi. Tepsiler dizi dizi. Davete bekle bizi. Adresi iyi yaz ki. Kolayca bulayım sizi. Hayda da 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 hayda da. İyi dinliyor musun ya? Ezberle bunları, gözüm sen. Tamam, tamam, bunları sen hallet. Ben zaten susadım, dilim damağımı yapıştı. Davulu ben çalarım, maniyi sen söylersin. Ha, ne var ki ya? Davulu ben çalıyorum. Davulu çalmak da bir şey değil mi? Sami elinde kürek, ışınla mutfaktan çıktı. Yıkama! Vallahi içeride kalanlık kaldı, kazan kadar oldu. Dangırı, 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 dangırı. Ne oluyor bu kamırda? Ne bu? Davul, ıvırı, 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 ıvırı. Ya işte Erol Taş Baba Sami'yim. İşte mani çalışıyoruz, davul var. Eniştem dedi yani, çalışın dedi. Bak şimdi yapıştıracağım şimdi ha. Buna bak. Tamam. Bu davulsuz olmuyor mu? Damara, damara, damara. Olmuyor mu davulsuz? Hayret bir şey. Ya siz neden burada çalışıyorsunuz? Başka yer mi kalmadı? Başka yer mi yok? Ya babam gözümün önünden ayrılmayın dedi. Babam söyledi yani, muhtar. Ya, evet. Ayrılmayın dedi. Sen yani, ne yapalım? Ha. Oldu. Tamam o zaman. Tamam. Dangırdama. Tamam. Enişte muhtar unutma ki. Sabıra kalk da bulayım seni. Dangırdama diyorum, dangırdama. Allah sana ben çakacağım ha. Tamam enişte. Tamam, bırak. Bırak tokmağı. Eniştem dedi ya. Tamam. Bu tokmakla olur mu? Tokmakla çalacağız bunu. Başka türlü olmaz ki. Gel, gel otur. Kitaptan biraz daha mani çalışalım. Gel. Tamam abi. Tamam. Bakayım. Ya bu nasıl bir mani ya? Gözünü seveyim bunlar. Böyle mani mi? Bak. Ya Çakatoy bunlar ne ya? Bunlar bir şey değil ya. Daha yeni. Yepyeni maniler olması lazım. Bak şimdi. Yazacağım ben. Harika yapacağım hem de. Harika. Ne gerek var? Yazıyor işte burada. Ahırları danalı, yarim iki analı. Ağzında kiraz takım, tabakası aynı. Bu saçma. Bu ne ya? Ramazan'la ne alakası var bunun şimdi? Bunun yok ama Ramazan'la alakalı. Bol, herkes, hay bol, ha. Abenim cevizim cevizim. Dalgalansın denizim. Sevdim de alamadım. Ondan sarı benzim. Benizim. Benizime bakma, cevizime bak. Tamam, Ramazan cevizim. Açız, oruç tutuyoruz, ceviz yiyeceğiz. Şey olacak işte, Ramazan yani. Daha ne olsun? Sahurda ceviz sen, çok yersen. Sen normalde de yiyor mu ceviz? Severim. Hayır, hayır. Yani tamam, normalde yiyor. Ramazan'la cevizin ne alakası var işte? Tamam, sahurda yersen fazlaca tok tutar. Hurma değil mi? Hurma da... Yok, o da İftarda değil. İftarda o. Hadi sen bak ben... işine abi, ben... Al işte. Ben... Ah! Vallahi bak denk geldi. Ben bir ufak hurmayım. Başı telli turdayım. Senden başka seversem gençliğime doymayayım. Al hurma. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Hurma burada kimi seviyor? Ben onu anlamadım. Hurma, iftarda hurma yiyoruz. Sahurda ceviz yiyoruz. Bak seviyorum diyordu. Başka birini seversem yani hurma kimi sevebilir? Cevizi mi sever? Sen yenilerini yasak. Rukiye, Nurten ve Nazlı elleri pazar çantalarıyla dolu apartmanın köşesini döndüler. Kapıya yürüyorlar. Ah! Rukiye teyzem, isterseniz ben alayım. Yok çocuğum, geldik zaten. Sağ ol, sağ ol. Yok, bayağı da şey almışsınız maşallah. Bütün pazarı almışsınız. Yardımcı olayım dedim yani. Ya öyle oldu. Rukiye abla. Canım. Senin damat pek bir yardımsever diyeyim ben sana. Yok, damat falan yok daha ortada. Hadi Nurten'cim biz gidelim o zaman. Nazlı'cığım sen de bir an evvel kasetini falan şey yap da doldur. Hemen gel, tamam mı çocuğum? Kaset mi? Nazlı, annem bu ne kaseti 3 yıldır dolmadı? Anne sen bunu, al bunları. Tamam, sen. Tamam canım. Geleceğim ben yani. Tamam, hadi, hadi Nurten'cim, hadi. Nurten'cim, hadi. Nazlı sinirlenince Nurten de doğru ama diye gerdan kırdı. Allah'ım Rukiye Sultan'la da arayı düzeltmek biraz zaman alacak galiba ya. Efendim? Kaset diyorum, kaset. Kaset. Doldurdum bitti. İçeride kaldı. Göğüs kapısının içinde. Alsana.
komşu pencerelerle kendi pencerelerine bakındı. Alamam sanırım. İçeride mi? Gel ben sana yerini bir göstereyim. Tamam. Ergun kapıya geçip doğa görünmeye çalışarak etrafı kolladı. Nazlı önden, Ergun arkadan dükkana girdiler. Ben ne zaman balkona çamaşır atsam üst katındaki kiracı halı çırpıyor memur bey evladım. Memur bey mi? Memur bey ne demek ya teyze hanım? Başkomiserim ben burada. Memur diyordum bu sepet kafalı uşak silah attın. Ben şimdi ne yaptım başkomiserim? Her neyse. Her neyse ne? Her neyse nedir teyze ya? Her neyse ne demek? Başkomiser olmak kolay mı zannediyorsun sen? Biz bunun için kaç sene okuduk, kaç sene çalıştık, haberin var mı? Bir şey demedik ki evladım. Daha ne diyeceksin teyze? Daha ne diyeceksin? Yok benim komşum çamaşırları salmıyormuş da, senin çamaşırların toz oluyormuş da, karakolü sen böyle işlerle meşgul ediyorsun, polisleri böyle işlerle meşgul ediyorsun teyze. Böyle bir şey olabilir mi ya? Tamam evladım, tamam. Biraz sakin ol teyze hanım. Bu kadar sinir olur mu ya? Bu kadar sinirlenmek olur mu? Mübarek aylarda bu kadar sinir ne demek teyze hanım? Biraz sakin olun. Tamam. Tamam vazgeçtim gidiyorum. Vazgeçtim. Şikayetçi falan değil. Yenge bak şimdi sen bugün git anladın mı? Yarın gelme. İftardan sonra gel. Nereye sorarsan hiç gelme. Bir dönmediği kaldı zaten gidiyorum. Evet başkomiserimize oruç yaram hadi. Hadi güle güle. Ne şey ne çok konuştun orada? Ne çok olacak iş değil ya. Olacak iş değil. Biz burada hırsızı teröristi bıraktık. Kadının çamaşırlarını oruçluyoruz. Böyle bir şey olabilir mi arkadaş ya? Başkomiserim oruç. Bir yudum alıp bardağı geri çekti. Lanet olsun senin iradene de suya arkadaş ya. Bozduk orucu arkadaş. Bozduk orucu bozduk ya. Başkomiserim siz unutarak içtiniz. Yani bir şey olmaz. Melekler içirdi derler, ele derler eskiler. Anladın mı? Yani zedeledi sağ, hiçbir şey olmaz. Değil mi? He. Bozmadık, zedeledik yani. Yok, mümkün değil, bozulmaz. O zaman bir şey olmaz başkomiserim. Demek ki o zaman sadece orucu zedelemiş olduk. He. Evet. Melekler içirdi. Sinirlisiz ya. Evet. Arada içirdik rahatlayasın tamam. Diye. İyi tamam. Bozmadıysak iyi. İftardan sonra size soyuk su getiririm başkomiserim. Rıza ters bir bakış attı. Evet. Bardağı eline almıştı ama sonra geri bıraktı. Sepet kapalı uçak. Başkomiserim oruç. Kalk kendine ardından iftarın en geç açıldığı yeri beğen Selahattin. Kalk. Ya da çık sen. Suyu da al, çık. Alma, suyu alma. Aldığı gibi geri bıraktı. Şahin yazmayı bıraktı. Çatatoy. Ha. Çatatoy. Ne? Çatatoy. Baksana bana ya. Ne var? Çok güzel yazdın bak şimdi mani. Çok güzel bak. Ha. Oku. Çok güzel ha. maviş gözleri. Deli eder sözleri. Çok mutlu olurduk ama... İstemiyor Erol Taş Baba Sami. Aynen. Bana söyledin yok cevizdir, hurmaydı, Ramazan'la ne alakası var diye. Senin bu yazdığın mani Ramazan'la bir alakası var mı Allah aşkına? Yok. Bir alakası var mı? Allah aşkına var mı yani? Laf söylemeye geldi mi senden iyisi yok. Tamam. Demin okudum. Doğru haklısın. Özür diliyorum. Ama şimdi Ramazan'a uyarlayacağım bunu. Düzelteceğim. Bak şimdi. Çok güzel olacak. Geldi Ramazan günleri. Güzel. Maviş gözleri. Deli eder sözleri. Çok mutlu olurduk ama istemiyor Erol Taş Baba Sami. Sami dolu tepsiyle tezgahın önüne geldi. Al bakalım şunu güçlü. Aldım usta aldım. Ne yapıyorsun sen? He? Ne yapıyorsun? İşte mani çalışıyorum burada. Hadi ula. Ne manisi bu? He? Ne manisi? Ramazan. Nerede Ramazan? İçinde Ramazan'la ilgili bir şey var mı? Oruçla ilgili bir şey var mı? He? Söylediklerin hepsi benimle alakalı. Yok. Seninle alakalı değil. Bak şimdi. Dinle bak. Bir tane daha yazdım. O tam Ramazan'la alakalı. Bak şimdi yapıyorum onu. İftar topu bir pare. Gönlüm gitti o yare. Aynen. Var mı buna bir çare? Kızı razı gelir ama babası etmiyor müsaade. Aynen. Bak iftar Ramazan bende. Bak iftar da var içinde. Aynen. Ramazan da var. Yapacaksın başlayacağım senin şeyine. Hadi nerede? Onu nerede? İşte şeyde bak. İftar topu bir pare. Sen bir fenalaşıp sandalyeyi tutunca. İşte Ramazan bu işte. Gönlüm gitti. Usta. Yok tamam. Baba. Yok tamam. Şu. Baba. Tamam. Kalk. Dur gidiyor. Baba. Geri yoldu. Tamam. Sen.
ederim. Babacığım. İyisin. Şöyle otursun, şöyle. Kollarından kaldırıp sandalyeye oturttular. Su, su kolonya bir şeyler. Değil mi? Elvan gömleğinin yakasını açıyor. Gülden ve Ahmet el ele portmantoya yürüyorlar. Ahmetciğim. Anneciğim. Nereye? Bir şöyle Gülden'le bir çıkacağız, dolaşacağız. Ay tamam, ne güzel. İftara daha var. Dur ben de geleyim sizinle. Anneciğim, biz arkadaşlarla buluşacağız. Sıkılmayasın. Hı. Hı. Çok meraklı değilim zaten. Sizin arkadaşlarınız var. Beni demek istediğim, sizinle çıkayım şu çarşıya kadar beraber yürüyelim diye şey yaptım ama yok, tamam siz gidin hadi. Ben iftardan sonra çıkarırım seni, olur mu? Hiç gerek yok. Konuştuk Fehmi ile şey dedi, iftardan sonra dedi beraber çıkarız şöyle bir dedi. Hava alırız dedi, kol kola gireriz, şöyle karı koca bir dondurma falan yeriz, düşman çatlatırız dedi. Fehmi ile çıkacağız yani biz. Çıkalım mı? Çıkalım. Hadi çıkın, geç kalmayın, çıkın. Sami limonata içerken güçlü omuzlarına masaj yapıyor. Recep, Ergun, Mesut, Alper ve Nevzat da oradalar. Babacığım, şimdi biraz daha iyisin ama değil mi? İyiyim, iyiyim kızım. Hiç merak etme. Korkma, tamam, geçti. Oh, çok şükür. Sami abi ne yapıyorsun be ya? Korkutuyorsun bizi ya. Sorma valla. Ben bile korktum acık sanki. Oh. Ya kaç defa söyledik sana ya. Tutma, dayanamazsın. Zaten hastasın. Aynen. Tamam ya, tamam. Tamam Gezci. 61 gün cezayı aldık işte. Ulan hepsi o kurşak kirpi yüzünden. Sakin ol. Bak gene bağırıyor. Sakin olmen lazım biliyorsun. Tamam. Gezci tamam, korkma. Ben de bozsam mı şu orucu ya? Valla. Tübe de. Yok ya, günler kısaldığında tutarım 61 günde ki ya. Tamam hadi. Sami, sen çık bir dinlen oğlum biraz. Bak şekerin düşmüş işte, üfle şöyle bir iki dakika hadi. Evet ya Sami aga, bak Recep abi doğru söylüyor ha. Git dinlen. Ha. Aynen. Olacak şey mi o? Bak, akşam herkes benden şey bekleyecek. Pide. Ya babacığım ben buradayım. Hadi çıksan eve lütfen, ben bakarım. Usta ben de buradayım. Hem yardımcı olurum. Sen git dinlen hadi. Hakikaten ya. Gidelim. Hadi babacığım hadi. Hadi. Biz de gidelim hadi. Hadi. O zaman ben şey yapayım. Acık böyle yanlama şey yapıyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evli evine, köylü köyüne, evi olmayan Mesut'un kahveye. Hadi bakalım. Gülden ve Ahmet el ele sokağa çıktılar. Ergun hayırdır? Ne oldu az önce öyle? Gürültü koptu. Ya sorma. Ay şey oldu Ahmet. Sami abi oruca dayanamadı, bayıldı adam ya. Abi ne ara öğrendin ya? Ne ara öğrendin ya? Şimdi nasıl durumu? Ha yok yok, merak etme, eve çıktı, dinlenecek şimdi. Biraz dinlensin, geçer zaten. Hasbinallah, ablendik. Ay siz nereye böyle çifte kumrular? Gezmeye, değil mi? Biz de sana hesap verecektik. Evet, gezmeye Nurten abla, gezmeye. Böyle bir dolaşacağız. İyi, iyi, iyi yapıyorsunuz. Hadi bakalım. Ay kız, kıyamam. Ergun, ay inşallah Nazlı'yla senin de başına verir Allah böyle. Hadi bakalım, darı sizin başınıza olsun kız. Allah, işte böyle ya, mahalleye anons yapıyor ama bak ben ilacını buldum bak. Vallahi inşallah, amin diyelim Nurten teyzem. Amin diyelim. Nurten teyze mi? Ha. Teyze sensin Ergun, tamam mı? Balkondan içeri girdi. Anadolu Ajansı'nın yumuşak karnı bu. Teyze dedin mi fırt doğrudan içeri, çok kızıyor. Hadi ben kaçtım gençler. Biz de kaçtık. Anne. Merhaba çocuklar, ben de size geliyordum Gülden'cim. Hayırdır? Ah Ahmet'cim, sağ ol çocuğum. Sağ ol. Hoş geldiniz. Sağ ol. Hoş buldum. Biz tam çıkıyorduk ama önemli değil, annem evde. Siz buyurun. Yo yo yo, ben de sizinle geleyim çocuklar. Çok çok isterdik anneciğim de ya bizim çok önemli bir işimiz var. Yani beraber gitmemiz lazım. İyi o zaman siz madem öyle beni eve kadar bırakıverin. Hadi çocuğum. Hadi. Tabii tabii, bırakalım. Buyurun. Ülkiye pencerede. Siz yine öyle mi? Bir dakika anneciğim, dur. Necla anne kuruldu. Ülkiye kıskançlıkla seyrediyor. Rukiye'yi fark etmeden uzaklaştılar. Rukiye alacağınız olsun der gibi kafa sallayıp içeri girdi.
Rukiye mutfak masasında ağlayarak soğan doğruyor ama gözyaşları soğandan değil, üzüntüden. Nazlı içeri girip Rukiye'nin gözyaşlarını fark etti. Merakla eğilip dikkatle bakarken Rukiye ile göz göze geldi. Masaya oturdu. Anneciğim iyi misin sen? İyiyim. Yok yok iyi değilsin, bir şey olmuş. İyi misin, ne oldu? Ne? Soğan doğruyorum. Emin misin? Eminim, soğan. İşte salata için. İçinde çalınmaz öyle güm güm güm. Ay. Ne oldu Nazlı? Allah'ım yarabbim yarısın Allah ya. Bırak şunu. Bırak şunu, gel şuraya şunu yemeğe tuzla bak hadi. Ya niye ben bakıyorum ya, Allah Allah. Ay Allah geliyor ha. Bana bak. Laf dinle, bırak şunu şu yemeğe tuzla bak diyorum. Oruç mu bir tek sensin şu evde. Nasıl ya, Allah Allah ya. Şey de var, Gülden yenge de var. O da oruçlu değil yani. O baksın da. Şahin. Ne? Onlar... Yoklar, rahmetliktiler. Necla Hanım'ı gezdirmeye. Ha. Ha sen ona mı bozuldun anne? Ne bozulacağım? Ben hiçbir şey bozulmadım. Hadi sen de laf dene şunu bırak. Gel şuraya şu yemeği tuzla bak hadi. Allah Allah ya. Sen ağlama ya. Bas ver, ağlama. Ağlama, ağlama. Yok. At. Atma vallahi. Vallahi atma. Yemin ediyorum atma bak. Atmadı. Şahin bak vallahi çok sinirliyim zaten. Çok da sinirim tepemde gerçekten. Sinirim? Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Halay çekelim. Sinirini boş ver. Kalkın ayağa. Halay çekin ben de. Vay be. Selahattin komiserim olacaktı ki vallahi. Selahattin evim. Atıyorum. Yapma vallahi atma. Atma. Davulu attı. Hatta konser vereyim mi size? Çok güzel hele. Niyazi kartonda hacivat karagöz kesmiş. Taktiği ile çubuğun ucunu sabitlerken canlandı. Efer, bıraksana kardeşim ya. Bozacaksın onları, ver. Ver şunu. Niyazi abi, sen bu işi yapabileceğine emin misin ya? Affedersin Alper'cim de. Niyazi abin bu işin üstadı. Herkes bilmez bu işleri. Gölge oyunu, kukla sartı. Benim işim koçum bunlar. Selamlar. Ah, Nevzat ne haber? İyidir abi. Hayırdır ya, ne yapıyorsunuz? Nazlı abin karagöz yapmaya çalışıyor, gel. İşte abi bu böyle olmaz ki. Nasıl olur koçum? Nasıl olur ya? Sen biliyorsun, ben biliyorum. Allah Allah. Bu mahallede artık eski ruhu yaşatma zamanı geldi. Ramazan ruhu, gölge oyunu, karagöz hacivat. Abi istediğin ruhu yaşat da, yani bak şimdi bunlar şeffaf değil ya. Böyle ışığı vurunca bunun siyah gölgesi düşer. Olmaz. Bunun şeffaf olması gerek. Anladın mı? Olmaz yani böyle. Ne biliyorsun ya? Bırak. Ya abicim böyle olmaz. Bu ya dana derisinden olacak ya da deve derisinden olacak. Anladın mı? Allah Allah. İyi de sen nereden biliyorsun bunu? Ne sandın aslan? Benim anlattıklarım bildiklerimin yarısı daha. Eyvallah. Çok komik. Ya abi niye gülüyorsunuz ya? Allah. Koçum nereden bulacağız biz şimdi deve derisini, dana derisini? Ha? Ha, evet evet. Aklıma geldi. Erku Plak nerede? Niye? Tek deve var aramızda çünkü. İşte bu komik. Karagöz yaparken bu esprileri yapma. Çünkü çok komik değil. Ama ben hepsini halledeceğim abi. O iş bende. Merak etme. Nasıl halledeceksin oğlum sen? Üzümünü yiyeceksin, bağını sormayacaksın birader. Peki. O zaman özür dilerim ama bir bana bakar mısınız lütfen? Yani ben de boş değilim bu karagöz hacivat sandığında. Bakın şimdi. Tıpları önüne perde girilmiş koliyi arkadan karagöz soktu. Karagöz pencerede olur. Yani. Hacivat, neredesin? Hacivat! Karagöz'üm, nerede miyim? Buradayım, çıktım! Karagöz'üm, pazara mı gidelim? Tamam abi. Bu böyle olmaz Niyazi abi. Niye olmasın ya? Baksana herkes gülüyor. Onlar Karagöz'e değil ki, sana gülüyor. Abicim sen merak etme. Ben halledeceğim. Gerçek tasvirleri de getireceğim. Hayal perdesini de kuracağım. Merak etme sen. Nereden getireceksin ya? Hadi getir de görelim. Çok biliyorsun bu işleri sanki. Abicim benim adım sol açık Nevzat. Boş konuşma. Getireceğim diyorsam getiririm ya. Doğru mu söylüyorsun?
ayıp ediyorsun. Eyvallah. Şahin çorbanın tadına baktı. Nasıl? Yakala. Biraz da atmak lazım. Bak göster bana ucundan. Ha tamam at. Karıştır güzel. Bak bakayım. Bakayım. Yakala. Şahin çok olmasın yok, bak yok. Ha. Nasıl ala? Tamam az az tamam. 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 Şimdi bakın bak böyle çevireceksin çevireceksin. Alacaksın. Evet. Ondan sonra. Oldu değil mi? Yakala. Biraz daha. Şahinciğim bak çok olmasın tamam, dikkat et. Ucundan tamam. Tamam pardon. Şimdi bak 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 bak. Bak 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 tam zamanı şu anda. Bakalım. Hadi bakalım. Tamam oldu. Yakala. Hayır artık tamam. Artık tamam olmuştur o kozarım. Yakala. Şahinciğim koy tamam olmuştur ben. İyi tamam. Aa tamam artık. Tamam. Ben hallederim artık gerisini. Tamam hallet sen gelsin. Ben gidiyorum. Hadi dışarıda onlar. Hadi dışarıda onlar. Hadi. Hadi. Vallahi fazla gibi oldu ama. Bilmiyorum iyi dedi yani çocuklar yapacak bir şey yok. Şimdi tartılmanın tam sırası abi. Yani ben bu 10 kiloyu bugün bile vermiş olabilirim. Hadi inşallah. Ama iftardan sonra bir daha tartılacaksın ha. Tartılırım abi herkes şahit. Ya şahit mahit Sinan kardeşim bırak sen onları. Sen 10 kilo ver, ben sana takım elbise alacağım oğlum. Tamam. Hadi. Hadi bakalım hayırlı iftarlar. Mehmet abi eve mi gidiyorsun? Ha evet ne yapayım abicim hanım yalnız işte beraber açarız iftarı. Mehmet abi iddiayı biliyorsun değil mi? Biliyorum. 10 kilo verirsen abim takım alacak. Ha biliyorum biliyorum. 10 kilo vereceksin elbiseyi alacaksın. Yani zayıflamak için oruç tutuyorsun öyle mi? Oğlum zayıflamak için oruç tutulur mu Allah aşkına? E abi ne güzel işte hem ibadet hem rejim. Seninki ibadet olmuyor ki ticaret oluyor. Niye öyle diyorsun abi ya? Mehmet abi doğru söylüyor. Biz neden oruç tutuyoruz? Fakirin açın halinden anlayalım diye. Verdiği nimetlerden dolayı Yaradan'a şükredelim diye. Eğer zayıflamak için oruç tutacaksak boşu boşuna aç kalmış oluruz. Hem mesele sadece yemek değil ki. Nefsi terbiye de oruçtur. Yani oruç aslında Arapça'da uzaklaşmak demektir. Yemekten, içmekten uzaklaşmak, kötü sözden, her türlü fenalıktan uzaklaşmak demektir. Verdiği nimetlerden dolayı Yaradan'a şükretmek demektir. Ve tan yeri ağırıp güneş batana kadar olan zamanda hepsinden uzak durmak demektir oruç. Ya ne güzel konuştun Basri abi be. Vallahi çok güzel konuştun. Allah razı olsun. Akşam vakti. Masada ezanın okunması bekleniyor. Çağatay pencerenin önünde. Yemekler daha gelmemiş. Rukiye görünmüyor. Çağatay yandı mı şerefenin ışıkları? Yok abi ya çok açım ya. Öf! Nazlıcığım sen al bari şunları elimden. Aldım anne tamam. Şahin. Şöyle koysana. Koy. Şahin'cim sen de gel şu salatanın tuzlu bak bakayım. Tamam geliyorum ala. Birden Ahmet'in yanında istifini hiç bozmadı. Selamünaleyküm. Aleyküm selam birader. Oo pideler de geldi. Ha? Sıcak sıcak. Kahveye kocaman iftar masası kurulup esnaf yerini almış. Hadi melemen gel. Hadi oğlum geldi. Melemen de geldi. Hadi otur. Hadi bakayım. Hadi. Kurmalar da geldi. Alper, Basri, Danyal ve çıraklar da masadalar. Susmuş yan masada başı önde dalgınca oturuyor. Mesut sesini Susmuş'a duyuramayınca İdris omzuna dokunup silkeledi. Yine duyuramayınca ayağa kalkıp kollarından silkeledi. Susmuş sonunda kendine gelip ayağa kalktı. Danyal kalkıp sandalyesini yana çekerek Susmuş'a yer açtı. Susmuş sandalyesini Danyal'ın yanına çekip masaya oturdu. Sami eliyle pideleri böldü. Ezanın okumasını bekliyorlar. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete.
Ey bağışlaması bol Rabbim, beni, ailemi, devletimi, milletimi ve bütün inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin. Kader sefer taslarıyla gelip bahtiyarların önüne bıraktı. Susmuş'a kaşık çatal da getirmiş. Hadi Allah kabul etsin ya. Hay bakalım. Oruçlarını suyla açıyorlar. Rukiye masayı donatmış. Rukiye çorbadan bir kaşık alıp suratını buruşturdu. Çorbadan bir kaşık alanın suratı buruşuyor. Bu ne? Bu ne ya? Tuzlu mu olmuş biraz? Destim. Ya sen yemeğe tuz koymamışsın ki. Tuza biraz yemek damlatmışsın ya. Bu Şahin'e sordum tuzu güzel bir hani. İyiydi Şahinci bunun tuzu. Ya benim için çok iyi ya. Harika yani, muhteşemdi ya. Vallahi eline sağlık ha. Şeyhciğim şey yiyecek ki hiç tuz koymadım ona, dengeler birazcık. Vallahi canım açlığı getirmez ki ya. Allah Allah. Oğlum böyle kırtlağına sokasın var ha. Çağday. Çağday çorba. Nefis çorba, nefis. Ver sapı. Rukiye çorbaları topluyor. Ha, onu ben içerim ya. Kahvede yemek kası bitmiş. Abi sen biraz daha yorulan insanlar. Dur ya, şuna ya. Valimiz! Birazdan başlıyor. Bu güzel perdeyi de sizin için yaptık. Tuzlar! Allah Allah. Abi bırak perdeyi merdeyi güzelini ya. Hadi başta bir an önce bak, bekliyoruz burada. Evet ya, bu nedir çıgır çıgır çıgır. Tef dinlemeye mi geldik oğlum buraya? Hadi başla. Tamam abi. Toplandık hepimiz kardeşim ya. Tamam başlıyor, başlıyoruz. Birazdan başlıyoruz. Sevgili Çınar Altı sakinleri, Karagöz Hacivat oyunu başlamak üzere. Fehmi koltuğunda uyuklarken Rukiye kek yiyerek televizyona bakıyor Ahmet yanında. Anne. Hı? Dondurma yemeye gidelim mi? Yok çocuğum, gerek yok. Biz babanızla beraber gideceğiz. Siz Necla annenizi götürün. Ya butik, söylesene kardeşim ya. Toplandık, bekliyorum. Ya Niyazi abi hadi artık ya. Hadi bak ne kadar oldu ya. Ya abicim, Nevzat'ı bekliyoruz ya. Tamam dur. Ya Dümbüllü, hadi oğlum bak seyirci iyice ne sabırsızlanmaya başladı ha. Tamam abi işte Nevzat da gel. Selamlar. Al işte geldin abi. Benle şükür. Nerede kaldın Nevzat? Nerede kaldın? Tamam be abi, tasvirler dedemin. Babaannemi zor ikna ettim almak için. Oğlum ne güzelmiş bunlar ya. Ha. Dedem mi yaptı bunları? He ya, bize küçükken yapar oynatırdı. Bak ne güzel değil mi? Helal olsun vallahi, çok takdir ettim. O zaman hadi abi hazırlanalım, bir an önce başlayalım ya. Hadi. Hadi hadi oğlum, hadi. Nevzat perdenin arkasına geçti. Mahalleliler çoluk çocuk perdenin arkasına dizilmiş sandalyede oturuyorlar. Çınaraltı Mahallesi sakinleri, şimdi sizlere Karagöz'de Hacivat oyununu sergileyeceğiz. Hoş geldiniz tekrar. Rukiye anneciğim, siz bir şey mi alındınız? Yok. Neyi alınacağım? Sadece bir şey merak ediyorum. Şimdi siz buradan bir arkadaşıma diye çıktınız ya. Evet. İşte o nasıl bir arkadaşmış da hani ben gidince sıkılıyorum onun yerine da Necda Hanım gidince sıkılmıyor. Anneciğim siz buna mı üzüldünüz? Ne üzüleceğim canım? Ben yemek yiyecektim. Ahmet beni yemeğe çıkarmıştı. Kapının önünde karşılaştık annemle. Nasıl yani? Yani sizin yanınızda yemek yemeyeyim diye Ahmet yemeğe götürürken karşılaştık. Yani yanlış anladınız siz. Ahmet gülerek elini Rukiye'nin omzuna attı. Sen kıskandın mı? Yok. Ay, kıskanmak ne demekmiş? Hadi baba. Yok olur mu Ayşecan? Kıskandın. Ay insan evlatlarını kıskanır mı? Olur mu öyle şey? Hayır, kıskanmadım. Anne. Hı? Kahvede Hacivat Karagöz varmış. Gidelim mi? Bak babam da uyukluyor hazır. O kalsın, gidelim biz. Ay yok şimdi vallahi çok böyle ev hali oturuyoruz falan. Şimdi bilemedim.
Çağatay, Nazlı, Şahin. Hadi hazırlanın. Hacı bak Karagöz'e gidiyoruz hadi. Hadi anneciğim. Yani, ne güzel okuyorduk işte ya. Ya biz yani. Bir ağırlık mağırlık çıktı şimdi. Ne Karagöz, ne Hacivat ya. Hadi gel, hadi. Ya eniştem de gelsin. Gel sen ya. Babam uyanır, kimseyi görmezse korkar. Ben istemiyorum ya. Ay ne babamı da götürüyorum. Kızar. Kızar. Fehmi kahverengi gömleğinin üzerine gri yelek, kafası yana düşmüş, mışıl mışıl uyuyor. Rukiyeler ayakkabılarını giyerlerken Fehmi uyandı. Her şey normalmiş gibi gelişi güzel boş koltuklara bakınıp tekrar uykuya daldı. Rukiyeler çıkmaya hazırlanıyorlar. Nevzat arkadan perdeyi tuttuğu Hacivat Karagöz de hazır bekliyor. Hadi abi çalsana başlayalım. Başlıyor muyuz? Ha? Ay tamam tamam. Nevzat hay hak değil mi ben? Hay hak. Kurban olayım Niyaz abi ne diyorsan de hadi başlayalım ya. Aa. Hay hak. 10 kere demedim mi sana? Sevme 9 yar, sevme 9 yar. 8'de sefa, 7'de defa. Olmaya zinhar, olmaya zinhar. Oo, fay hak. Şem'i baktım yanmadan şulelenir perdemiz. Erbabı dikkat olana cilvelenir perdemiz. Perdeyi kaldır gözden, hisse al sen bu sözden. Perdeyi sanma bezden, kemalattır perdemiz. Huzuru hazıran, cemiyeti irfan, vakti sefayı merdan. Layindir, haindir, münafıktır, bir edeptir şeytan. Şeytanın dinsizliğine, Rahman'ın birliğine bizi temaşaya tenezzül eden siz, Kali Kadim, Ehl-i Sünnet. Adama bak, Arap diye geçti ya. Yar bana bir eğlence medet aman. Aşağıya gelirse balin yaman. Aman Karagöz'üm yar bana bir eğlence. Kafana geliyor düdüklü tencere. Vallahi böyle gelmeyecek. Dur ben seni şimdi aşağıya getirmesini bilirim ama. Yar bana bir eğlence. Hanne nene nene nene. Bana bir eğlence. Yar bana bir eğlence. Hanne nene nene nene. Bana bir eğlence. Ya Hacivat bağırıp durma ya. Vallahi bak hatun çocuğu yuttu. Uyanırsa seni de öldürür, beni de öldürür. Ne olursun git ya. Yar bana bir eğlence. Bana bir eğlence. Ya adam bağırma. Aceleden ayakkabıyı burnuna pantolona kafama soktum. Geliyorum. Yar bana bir eğlence, bana bir eğlence. Tamam ya, bağırıp durma, geliyoruz dedik, Allah Allah. Yar bana bir eğlence, bana bir eğlence. Ol sana eğlence. Aman Karagöz'üm dur yapma. Ya Hacivat dur ya, sakalımı çekme. Ya Karagöz'üm aman dur yapma ya. Allah, hop balacım balakül. İkiler önden seyrediyorlar. Aman ense köküm şakakları. Babanın kül tablası gibi kulakları. Aman ille de burnumun uskundura kemiyor. Oy ayaklarım, bacaklarım, ziyatik ağrılarım. İlle de lepiska saçlarım. Oy ya Hacivat. 700 yıldır her gün kapımın önünde. Yar bana pırasa, yar bana turşu, yar bana karalahan. Sıkılmadı mı be adam? Bir gün de şöyle adam gibi gelsen, beni doğru dürüst çağırsan olmaz mı yahu? Aman Karagöz'üm merhaba. Hoş geldin sudamışmış bal tabağı. Yahu Karagöz'üm ne vurursun elleri kırasın. Olmaz. Ellerin bana Türk tiyatrosu için lazım. Ekler keletler yapıştırır yine vurur. Ah Karagöz'üm ah vallahi yıktın perdeyi eğledin yine viran. Nereye gidiyoruz ya dur oyun daha yeni başlamadı mı? Ya Karagöz'üm seninle temaşa eğlenmiyor ki. Neden? Sen hep bozuyorsun. Ya bozar mıyım ya ne güzel eğleniyoruz işte. Yahu Karagöz'üm ben senin bu haline çok üzülüyorum. Neden? Sen kaldın burada cahili cühela bir adamsın. Neyim? Cahili cühela bir adamsın. Yani sen okul görmedin. Görmez olur muyum ya? Gelirken şurada bir tane okulun inşaatı vardı. Oraya baktım, iyice gördüm. Ya öyle demiyorum. Yani mürekkep yalamadın. Ya niye merkep yalayayım Allah Allah? Merkebi su içmeye yollarım. Karagöz'üm öyle değil. Yani öğretmenin önünde diz çökmedin. Çöktüm. Nasıl çöktün? Ayakkabılarımı bağlamak için çöktüm. Aman Karagöz'üm yine sulu sulu espriler yapıyorsun. Ah ah yıktın perdeyi eğledim bir an. Varayım ustama haber vereyim hemen. Sen gidersin de beni burada pamuk ipliğiyle bağlamazlar. Ben de giderim idgâh dolaba Dilber seyrine. Bakalım aynayı devran ne suret gösterir. Efendim her ne kadar sürçülisan eylediysek affola. Başka gün görüşmek üzere hoşça kalın. O yıllarda üzüntümüzü, ekmeğimizi paylaştığımız kadar mutluluklarımızı da paylaşıyorduk. Bir tebessümün değerini iyi bildiğimiz kadar yüzümüzden de onu eksik etmiyorduk. Gece hayatı nedir bilmezdik ama gecelerimizi hayat dolu geçirirdik. Mutlu olmamız için küçük sebepler yeterdi. Çünkü sahip olduğumuz tek şey
mutluluğumuzdu. Hastanede dondurma sırası var. Sami camekanı açıp tezgah kurmuş. O hazırladıkça Ahmet dondurmaları alıp ön sıralardaki ailesine uzatıyor. Karşıda Pamuk Şekerci. Artık o yokluk günleri geçti. Her şeyimiz var diye övünüyoruz ama şimdi sahip olduklarımızın sadece fiyatları var. O yıllarda ise her şeyin değeri vardı. Şimdi ise o günlerin anısı var. Mahalleli çoluk çocuk, kadın erkek teraviye gidiyor. Kimisi tek, kimisi de ailece. Kadınlarda namaz örtüsü, erkeklerde namaz şapkaları var. Sabah vakti, İstanbul manzarası. Ergun dükkanını açmış, sokak lambasının yanında bekliyor. Nazlı apartmandan çıktı. Kız. Günaydın. Günaydın Nazlı canım. Seni gördüysem de günaymadıysa kör olmuşumdur. Ay, biri duyacak. Böyle şeyler söyleme. Aman duysunlar be. Bıkmışım zaten. Bir dakika dükkana gel. Nereye böyle? Gelemem. O ayrı. Okula gidiyorum. Sınav sonuçlarını öğreneceğim. Tamam. Önce gel ben bir bakayım sonuçlarına. Sınavlar nasıl geçmiş? Ya böyle konuşuyor ya. Biri duyacak. Görecek diyorum yani. Aman duysunlar be. İki dakika dükkana gel kız. Hadi. Gel. Geleyim. Gel. Tamam. Dur gel. Tamam. Önce hadi. Ben mi gireyim içeri? Hadi önce sen gir. Nazlı sağa sola bakınarak önden girdi. Ergun güya doğal görünmeye çalışıyor ama hareketleri daha çok sırıtıyor. Onun dükkana girmesiyle sarışın kadın dolgu topuk ayakkabılarıyla Ergun plağı kesen sokağa girdi. Rukiye'lerin apartmanının karşı tarafında elinde adres sokağa bakınıyor. Balıkçı İdris'in tezgahında bir müşteri. Sokaktan gelip geçen insanlarla sıradan bir gün. Ahmet'in taksisi apartmanın önünde. Sarışık kadın dört yol ağzının ortasına gelip durdu. Sağ sola dönerek adrese bakınıyor. Ergun plak 15-20 metre ötesinde çaprazda. Kağıtta Çınaraltı Mahallesi, Hilmi Efendi Sokak, 49A1 İstanbul yazıyor. Bakımlı sarışın kadın Ergun plağa doğru bakındı ama biraz geride kaldığından camekandaki Ergun plak yazısını fark etmeyip önüne döndü. Karşı tarafa bakınırken resim dondu. 112. bölüm sonu. Bu filmin betimlemesi TRT tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.seslibetimlemedernegi.com. Muzaffer Yalçın Özden, Necla Gülseren Gürtunca, Yıldız Özden Balcı, Polis Yusuf Burak Yılmaz, Danyal Caner Karavuç, Sinan Ali Fuat Pekseren, Refik Ahmet İkinci, Osman Diyar Karataş, Güçlü Umut Vardarlı, Kader Zeycan Gürbüz, Helga Katya Belkolder. Yollarda hüzünden mutluluktan dönen bir çemberin boşluklarından ışık hüzmesi süzülüyor. Alttaki çarkın ortasında yazan Meet Made in Türkiye yazısı havalanıp yıldızların önüne geçti.